Her bireyin olumsuz durumlara, stresli yaşam olaylarına tepkisi farklıdır. Bazı kişilerin olumsuz durumlardan yaşama dönmeleri zaman alabilir. Bazıları için bu daha kısadır. İnsanların zorlayıcı duygu ve durumdan sonra iyileşme ve normal hayata dönebilme yeteneklerine biz psikolojik sağlamlık diyoruz. Bu sadece iyileşmek değil, aynı zamanda duygu ve durumların ardından büyümek, gelişmek ve öğrenmeyi de içerir. Evet, küresel salgın 2020 yılının gündemi oldu. 2020 yılının sonlarına geldiğimiz bugünlerde biraz bundan bahsedeceğiz. Ve enfekte olan milyonlarca kişi ve maalesef kayıplarımız oldu. Dolayısıyla pandemi ruh sağlığımızı olumsuz yönde etkiledi. Belirli bir bitiş tarihi yok. Günlük yaşam üzerinde yaygın bir etkisi var. Stresörlerin karmaşık bir kombinasyonunu sunuyor. Ve bu açıdan benzersiz. Bireysel, aile ve toplum düzeyinde etkili. Peki, bir yıl önce bize bu bilgi verilseydi bununla yaşayabilir miydik? Evet, bunu düşünmek, hayal etmek, önlemler almak elbette daha zor olacaktı eğer bilseydik. Ve biz bir şekilde bugüne geldik. Bazen yaşamak düşünmekten daha kolaydır. Bugün sevgili konuklarımla bu dönemdeki kaynaklarımızdan, bu dönemin içinden geçtiğimiz bu günlerde bize destek olan veya olabilecek şeylerden bahsedeceğiz. Psikolojik dayanıklılık nedir, sağlamlık nedir, bunu konuşacağız. Bu program isminden anlaşılacağı gibi aslında insan halinden bahseden bir program. Ben ev sahibiyim. Burada her hafta birbirinden değerli uzman konuklarla beraber olacağım. Yani burada hem bir ev sahibiyim, aynı zamanda da bir ruh sağlığı uzmanı olarak bulunuyorum. Değerli konuklarımla sohbetteyiz. İnsan halini, acıyı, mutluluğu, hüznü, şefkati, duyguları, eylemlerimizi, değerlerimizi konuşacağız. Önemli olan sizleri kendinizle ve yaşamla daha da fazla temas ettirmek. Ve kendinizle, diğer insanlarla, dünya ile olan ilişki biçiminizi belki bir kez daha tekrar gözden geçirmek. Varlığınız bizler için çok kıymetli. Onun için şimdi sizleri ekran başına buraya davet ediyorum ve insan hali başlıyor. Bugün sevgili konuğum Profesör Doktor, yazar, akademisyen Uğur Batı. Uğurcuğum hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı olsun önce. Teşekkür ederim. Çok, çok güzel bir giriş yaptın bu arada. Ben sana katılıyorum demekle yetinmek istiyorum program boyunca. Şaka bir yana bence özel bir program olacak. Çünkü insanı daha fazla konuşmamız gereken geleceği, insan kurgusunu, bilimi, gelişmeyi çok daha fazla konuşmamız gereken zamanlardayız. O yüzden İnşallah bu program güzel bir nefes olacak. Evet. Seninle birlikte de harika olacak bence. Çok teşekkür ederim Uğur. Bugün biraz bu sürecin içinden geçerken aslında bize hangi kaynaklar yardımcı oluyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Kendimizden de bahsetmeyi istiyorum ben. Sen ne yapıyorsun, ben ne yapıyorum? Sevgili diğer konuğum Sinan Hoca ne yapıyor? Bundan bahsedeceğim. Benim hep kullandığım bir metafor vardır. Senin de bir kitabında var bu. Kendine iyi bak kitabında olan bir metafor. Zaten psikolojik sağlamlılık, dayanıklılık için çok kullanılır. Hacı yatmaz metaforu. Biliyorsun bizim dönemde aşağı yukarı aynı dönemdeyiz. Bizim dönemde çok bu bayağı herkesin bildiği bir oyuncaktı. Tamam. Özellikle bir dönemin. Ve bunun özelliği de aslında değil mi böyle sağa, sola, öne, arkaya yatması ve hiçbir zaman yıkılmaması. Ben psikolojik sağlamlığı buna benzetiyorum. Yani bu aşağısındaki işte ağır ve
yeryüzüne, yani buraya sağlam bir şekilde sabitlenmiş olan gövdesi aslında bunu ayakta tutuyor. Şimdi bizim de yaşamımız aslında bir anlamda böyle. Yani psikolojik sağlamlılık, dayanıklılık, aslında hiç üzülmemek, yorulmamak, herhangi bir zorlanmayı yaşamamak değil. Ama bunların hepsinden tekrar geri dönüp merkezimize gelmek. Ben tabii çalıştığım konular ve kendi alanım nedeniyle bu beni burada tutan kaynakları, eğilsem de, yıkılsam da, zorlansam da, zorlayıcı duygu ve durumlar yaşasam da beni burada tutan şeyin çok iyi bir temas, şu anla temas ve şu anın içinde bedenimle, zihnimle olan temas olarak görüyorum ve buna çalışıyorum. Yani yaşamım buna çalışmakla geçiyor. Sen nasıl görüyorsun? Sence nasıl? Bu kaynaklar neler? Yani yaşamda, insanlarda elbette değişiklik gösteriyor ama biraz buradan başlamayı istiyorum. Ya programın ismiyle de ilgili konuşmuştuk seninle. Bence çok isabet olmuş insan hali. İlk önce insanı herhalde biraz konuşmak gerekiyor. İlk önce kendimizi anlamak için aslında türümüzü anlamak gerekiyor. İnsan aslında bir tür orta boy bir memeli. Kürkü yok, pençesi yok. Aslında av ve avcısıyla karşılaştırıldığında son derece de zayıf yaratılmış bir varlık olarak görünüyor. Ne olarak? Fiziksel olarak. Fakat onun bir yeteneği var, çok özel bir yeteneği var. Aslında bu koronavirüs zamanında da kullandığımız bir yetenek onun adaptasyon ve uyumlanma becerisi. Evet. Hem zorlu durumlara adapte olup uyumlanıyor ve türünü bir şekilde devam ediyor. Bu sırada da yükseliş süreçlerini hep devam ettiriyor aslında bakıldığında. Yani teknolojiyi böyle bir değer zinciri gibi düşünürsek bundan binlerce yıl önce Homo sapiens sapiens dediğimiz bildiğini bilen türün dünyada varlığını gösterdiği ilk zamandan itibaren aslında teknoloji hiç kesilmeyen bir değer zinciri gibi devam ediyor. Evet. Yani ben aklıma hep o gelir. Onlu gruplar halinde hareket eden bir insan topluluğu düşün. Bunun adına kabile diyelim ya da ne dersek diyelim. Evet, topluluklar. Ve aslında beslenmeye ve güven içerisinde olmaya çalışıyorlar. Bu arada saklanabilecekleri bir kapalı bir mekan, mağara falan da yok. Onlar çok daha ileri bir dönem aslında antropolojik olarak bakıldığında. Çünkü mağaralar orklar tarafından kapatılmış durumda. Yani daha büyük ve tehlikeli canlılar tarafından kapatılmış durumda. Dolayısıyla hep hareket etmek zorundalar. İşte Sinan Hoca da onun üzerinde çok duracaktır. Evet. O kavramın altını çiziyor hep insanın fabrika ayarları diye. Zaten insanın fabrika ayarlarında hareket olmasının temel sebeplerinden biri de bu. Hareket etmek zorundayız. Ve insan da aslında çok saf ve iptidai bile olsa o hayatta kalma refleksiyle birlikte sürekli hareket ederek hem bir takım tehlikelerden uzaklaşmaya hem de bir takım yeme ve içme kaynaklarına ulaşmaya çalışıyor. Ve bir gün bir derenin kenarından geçerken yerde bir taş görüyor. O taşı eline alıyor ve taşla birlikte neler yapabileceğini düşünüyor. Tamamen kurgusal bir şey. Acaba bununla birlikte avlanabilir mi? Bunu düşünüyor. Sonra başka bir yerde bir ağaç dalı görüyor ve ağaç dalıyla o taşı birleştirdiğinde kendisinin avlanması veya kendisini korumak için nasıl bir alet edevat yapabileceğini düşünüyor. İşte burada insanın imal yeteneği devreye giriyor. Yani insan adapte olup uyumlanırken aslında imal yeteneği insanın onu şu an besin zincirinin en üst basamağına taşıyan özelliği sonuçta bakıldığında. Ve diyor ki evet ben bu taşı sivriltirim. Hı hı. Bir cirit benzeri düşünelim. Bir sopanın ucuna koyarım ve ben bununla bir takım güvenlik önlemleri alıp avlanabilirim diye düşünüyor. Ve ilk av aleti o an imal edilmiş oluyor. Fakat burada kalmıyor. Çünkü insan sadece imal yeteneğiyle tabiri caizse denizlerin, işte karaların, göklerin hakimi değil tür olarak. Çünkü öyle görünüyor şu an. Baksana yapay zekalarla falan uğraşıyoruz. Öyle olduğunu sanıyor. Evet evet oraya gireceğiz ama hani bu insanın imal yeteneği gerçekten dünyayı bu on binlerce yıllık tarihinde hiçbir türün değiştiremeyeceği kadar değiştiriyor gibi duruyor. İyi bir şey diye söylemiyoruz zaten. Senin de altını çizdiği şey o. Evet. Yani bazen bu iyi bir şey olmuyor tam olarak. Veya bizim zannetmemiz bize özgü bir büyük bir yanılgı. Yani geçen Agi Hoca paylaşmıştı. Çok sevdim metaforu. İnsanın en büyük problemi diyor aslında kendisini karıncadan farklı görmesi ve karıncadan daha değerli görmesi. İşte insan hali o yüzden bence çok önemli. Yani İnsanı insan yapan, insanı güzel yaratılmış yapan, işte ahseni takvim veya işrefi mahlukat yani varlıkların en şereflilerinden biri yapan şey aslında
insanın tür olarak, bir memeli olarak, insan olarak doğması değil, insanın insana dair bir takım nitelikleri barındırması, taşıması, feraset sahibi olması, insanın latif olması, hı hı, değil mi? Tefekkür etmesi, tevekkül etmesi. Bu özellikleri insanı insan yapan. Dolayısıyla insanın halinde bu var. İnsanı özelliklerinden bunu çıkardığın zaman geriye kalan şey posa gibi bir şey oluyor aslında bakıldığında. Evet. Ve hani dere metaforunu devam ettireyim. Aslında insan o imal yeteneğiyle birlikte avlanabilip kendisini koruduğu zaman yükselmiyor. Bir gün o derenin kenarında daha renkli bir taş görüyor. Kırmızı bir taş görüyor. Ve kırmızı taşı alıyor. Onunla ne yapabileceğini düşünüyor. İşte kırmızı taşın ortasını oyup belki urgan benzeri bir bitkiden aldığı parçayı o kırmızı taşların içerisinden geçirdiği zaman belki dünyada yapılmış ilk kolyeyi yapıyor ve onu o an duygunun adı sevgi değil ama o yakınlığı hissettiği birine hediye ediyor. İşte imal yeteneğinin üzerine insanın estetik yeteneği de ki insanın en üst fonksiyonlarından biridir aslında insan beyninin en üst fonksiyonlarından biri estetik. Bugün ürettiğimiz her şeyin içerisinde, bütün teknolojilerin içerisinde imal yeteneğiyle birlikte insanın bu yüksek estetik fonksiyonu var. Onunla birlikte aslında dünyayı ve kendisini tamamen hiç bitmemiş bir çizgi içerisinde değiştirmiş oluyor. İnsanın kabaca hikayesi böyle duruyor. Evet ve enteresan değil mi? Yani adaptasyondan üretim, kendine aşkınlık, kendine yetmeme ve yeni diyarlar arama, yeni malzemeler arama, yeni anlamlar aramadan bahsediyoruz aslında. Bir anlamda da bütün bu süreç içinde ne kadar çok şeyle karşı karşıya insan. Yani aslında belki de düşündüğümüzden daha dayanıklı varlıklar olabiliriz. Bütün bu evrildiğimiz süreçte, bütün geçtiğimiz süreçte ne kadar çok şeye maruz kalıyoruz, ne kadar çok şeyle yüz yüze geliyoruz ve neden? Aslında aşkınlık ihtiyacımızdan, yani konforlu hissetmek yetmediği için değil mi? Yani biraz da o konformist yaklaşım, konforlu olarak kendimizi görmek oturabilirdi. Yani bütün bunları yapmayabilirdi insan ve biz bugün burada olmayabilirdik. Şimdi Sinan Hoca anlatır, insan konforlu bir hayat peşinde koşarken aslında aynı zamanda çürüyor tabii. Çürüyor da, evet. Yani o zaman sabit olarak işte bu yine dönersek buraya, yani sabit olarak sadece yerimizde durmak, aslında o konforlu alanımızda olmak bizi evet yani bir takım şeylerden korurken bir anlamda da bir şekilde hayatla yüzleşmemizi, gelişmemizi engelliyor. Gelişirken de bu yolda bir sürü şeyle karşılaşıyoruz. Peki senin yaşamında nasıl Uğur? Sen nasılsındır? Sen de çünkü kendine yetmeyen, aşkınlık ihtiyacı fazla olan birisin. Hatta yine bu Kendine İyi Bak kitabından biraz atıfta bulunacağım. Orada bir şeyden bahsedersin. İşte Çinlilerin hani önem verdikleri şeyleri, insanlara nasılsın demek için aslında onlara en önem verdikleri şeyi sorduğunu, yani pirincin nasıl dediklerini. Senin kitabın nasıl diyebilirim herhalde. Herhalde ben sana en önem verdiğin şeyi sorsam kitabın nasıl derdim. Kitapların nasıl? Evet, kitapların nasıl? Sen de sürekli bu aşkınlık ihtiyacı aslında içinde olan birisin. Elbette kolay bir süreç olmamalı bu yazmak, çizmek, bu kadar çok üretmeye çalışmak. Bir de böyle bir zamanın içinden geçiyoruz. Sana ne destek oluyor bu süreç içinde? Sanırım o aşkınlık ihtiyacından kaynaklanıyor da aşkınlık ihtiyacının temelindeki o davranışın motivasyonu nereden geliyor ben ondan çok emin değilim mesela. Yani kendi adıma da yaptığım çok şeyden emin değilim. Acaba... Çok mu kıskanıyorum, daha iyisini mi istiyorum, böyle olmasının doğru olduğunu mu düşünüyorum ya da tamamen bütünüyle bir yanılgı içerisinde miyim? Aslında böyle olmamalı mıyım? Gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. Yani programda istiyorsun ya, ben emin değilim ya yani. Ya bu çok güzel, bunu, tabii, bunu konuşalım bence, tabii bunu canım, konuşmak ben, gerekiyor. Tabii evet. O kadar dertli, zaten bizim hani değil mi beynim bir başka fonksiyonu, yansıtma özelliği. Biz konuştuğumuz her şeyin arkasında ne kadar duruyoruz gibi önemli bir soruyu da gündeme getiriyor. Yani bizler için, yani bu konuları çok konuşan insanlar için de bu soruyu gündeme getiriyor. Ben evet hani pek çok alanda üretmeye çalışıyorum. İyi yaptıklarım var, ortalama yaptıklarım var vesaire ama herhalde ara vereceğiz. O davranışın evet, arkasındaki o motivasyona bakalım. Ben bakalım, de bir program bakalım. Düşüneyim. Şimdi Sinan Hoca geldi stüdyomuza. Ona anons etmek istiyorum. Onu sizlere sunmak istiyorum. Sevgili Profesör Doktor Sinan Canan bizlerle olacak. Akademisyen, yazar, yine aynı şekilde aşkınlık ihtiyacı çok fazla olan, üreten, sürekli üretim içinde olan bir kişi kendisi. Evet, buyursunlar efendim. Birazdan geliyorlar kendisi. Onu şimdiden anons etmek istedim. Evet. We'll be right back.
Sinan Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Profesör Doktor Merhaba. Sinan Canan buyurun. Buyurunuz Merhaba. Efendim. Bugün konumuz psikolojik dayanıklılık. Evet. Biraz önce Uğur'la beraber aslında bu süreçin içinde nasıl sağlam kalıyoruz? Benim bir Hacı Yatmaz metaforum vardı. Bu Hacı Yatmaz'ın işte bu altındaki onu burada tutan şey nedir? Bunu konuşuyorduk ve aşkınlık ihtiyacından bahsederken aslında bunun ne kadar zorlayıcı, zor bir süreç olduğunda, zorlayıcı duygu ve durumları barındırdığını ama işte evrimsel süreçte aslında bunun bir ihtiyaç olduğundan da yani yerimizde durabilen kişiler olsaydık belki bugünlere gelemezdik. Bunlardan konuşuyorduk. Ben size de sormak istiyorum hocam. Hoş geldiniz derken. Hoş bulduk. Sizin bu dünyadaki, bu yaşamdaki zorlayıcı duygu, durumlara karşı psikolojik dayanıklılığınızı, bu süreçleriniz destekleyen kaynaklarınız neler? Sizin bu Hacı Yatmaz gibi olan bizlerin bu altındaki sağlam, burada tutan, buraya kökleyen şey nedir? Veya genel olarak da nasıl algılıyorsunuz buradaki en önemli şeyi? Allah gelir gelmez kucağıma ağır bomba kaldı. Şöyle. Yapmayın hocam ya. 10 sene önce sorsaydın başka bir cevap verirdim. 20 sene önce sorsaydın başka hatta ne bağlaması ya falan derdim herhalde 20 sene önce. Buradan gidesim vardı çünkü. Şimdi bugün ise başka bir cevabım var. Muhtemelen bir 10 sene sonra ömrüm olursa başka bir cevabım olacak. Ama bu cevapların tümünün ortak noktasına baktığım zaman bu dünyaya ayağımı sağlam bastım, illa bir şeyler yapayım dediğim zamanların hepsinin ortak özelliği yaşamak için bir amaç olması. Yani bir amaca sahip olduğun zaman illa bir şeyler yapmak zorunda kalıyorsun. Yani evde pinekleyemiyorsun, öyle derdin içinde kalamıyorsun. O Hacı Yatmaz çok güzel. Yani o Hacı Yatmaz'ı dik tutan şey dibindeki bir ağırlıktır mesela. Onu bir ağırlık merkezinin dibine koyarsın. Dışarıdan görünmez, o yüzden bize tuhaf gelir. O ağırlık ona bir çekici rolü üstlenir. Devamlı onu bir sabit kadem bir yerde tutar. Devrilmesini engeller yani. Anlam hayatın ağırlığı. Böyle bir dibine koyduğumuz bir ağırlık gibi. Ya benim için en azından öyle. Tam onu destekleyecek bir cümle söyleyeyim hocam bölmeden. Viktor Frankl, insanın anlam arayışıyla da değil mi? Harika bir kitabı da var. Ve logoterapinin de kurucusu ve aynı zamanda psikolojik dayanıklılığının da kuramcılarından, babalarından yani. Onun çok güzel bir cümlesi var. Yani yaşamak için bir nedene ihtiyaç duyan herkes her türlü nasılla baş edebilir diyor. Aynen. Tamam öyle çok güzel Aynen. bir psikolojik dayanıklılık. İşte bir mesela şimdi her Aynen. türlü zorlukla her türlü durumda karşılaşabilirsin. Ya bir önüne çıkan küçücük basamağın önüne öf diye oturup ağlamak var. Bir de o basamağın ötesinde bir şey varsa ona tırmanmanın yolunu düşünmek var. Yani o bir şekilde onun üstünden evet, atlamayı Evet bir de kişiden düşünmek. Kişiye farklılaşıyor değil mi? Birisi işte o basamağın önünde duruyor, ağlıyor ve birisi için o çok kolay bir şey. Yani bir sonraki aşamaya çıkmak için işte psikolojik sağlamlık da aslında sanki böyle bir şey. O basamağı Aynen. yani zorlukları bir basamak olarak kullanabilmek. Aynen. Evet anlam belki de sizin için yaşamın anlamı biraz da. Ya biraz da onu ben... Yani son birkaç senede galiba kendime de anlatmak için biraz abartmış olabilirim. Anlattığım her şey bununla ilgili. Yani Değil ben mi? Ya şöyle bir sıkıntı görüyorum. Ben şimdi ağırlıklı olarak üniversite öğrencileri görüyorum ben. Yani etrafımda hep böyle gençler var. Ya bu kadar yani 20-30 sene sonrasını düşünmeyen bu kadar genç yaşta insan topluluğunu bir arada görmek beni endişelendiriyor. Yani öyle bir enteresan bir durum var ki onlara çizilmiş bazı kaderler var. Herkes yolu tartışıyor. Hiç kimse hedefi tartışmıyor. Yani master mı yapayım, bilmem ne işe mi gireyim, şurada staj mı yapayım? Ya güzel kardeşim yap da niye yapıyorsun? Sorusunun cevabı yok. Yani bir 20-30 sene sonra. Çok hedefe yönlenmişler tamamen. Yani önündeki adıma daha doğrusu. Mesela nasıl ki üniversite sınavına girecek olan öğrenci o 2-3 ay sonraki sınavdan başka hiçbir şey düşünemiyorsa. Burada da artık bizi öyle bir şartlıyorlar ki herhalde yolda. Devamlı en yakın basamağı düşünüyorsun. Yani o basamaktan sonra... Ya da ben bu basamağı niye geçiyorum, bu merdiven nereye çıkıyor diye kimse bakmıyor. Evet, evet. Bu büyük bir eksiklik ve sonra ben böyle hayata başlayan bazı akranlarımı da bazı işte artık biraz yaş kemale erdiği için. Estağfurullah artık hocam. Öğrencileri yetiştirmek açısından biraz dede de oluyoruz sayılır artık büyük amca en azından. Mesela bazı böyle öğrencilerin nasıl bir yol gittiğini de görebilme şansım oldu. Yani daha erken dönemde kafaya bir şey takan yani şöyle ya da böyle beğenin ya da beğenmeyin. Takıntısı olan bir yere gidiyor. Yani bir, uzun bir süre sonrasına dair ya şunu yapmak lazım diye bir ideali olan, bir amacı olan birisi uzun gidiyor. Ama biz yolda aslında alıyoruz bunu insanlardan. Yani onu fark ettim. Bu şey değil. Birileri şanslı doğmuyor anlam bulmak açısından.
sadece yoldaki şansı değerlendirebilecek bir karar veriyorlar bence. Ve kararı kolaylaştıran da çevresel çok faktör var. Böyle bodoslama konuya daldım ama anlam benim için çok ya ekstra tabii önemli. Zaten biz de bunu konuşuyoruz ama şey de çok önemli bir şey söylediniz orada. Yani iki şey, hani hedefe göz kırparken sanki yoldaki şeyleri de kaçırmamak. Yani hem aynen ağaca öyle. Hem ormana bakabilmek aynen. Çok çoğu insanın yapabildiği bir şey değil. Yani değil. İkisinden birine genelde bazen odaklanıyor. İnsanlar gelişigüzel ya yaşayıp gidiyorlar. Aman işte yaşam bu da, biz de yaşıyoruz. Bir gün öleceğiz hepimiz gibi. Hani kestirme bir sonuca varmak var. Bir de ya bu yaşam, yani böyle bir yol var. Tamam, sonunda ölüm var ama burada bazı hedef noktalar var ve buraya giderken de yine bir gün yaşıyoruz. Yani aslında o da çok önemli. Sürecin içinde ben kalabilmek. Ben bunu biraz tren yolculuğuna benzetiyorum. En sevdiğim o. Diyelim ki Avrupa'da tren seyahatine çıkacaksın. Tamam, işte 100 tane farklı güzergah var. Birine karar verip bilet alıyorsun. Bilet alıp o trene bindikten sonra trenin nereye ne kadar sürede gideceği 3 aşağı 5 yukarı belli. Bizim Türkiye'deki trenler gibi olmadığı için onların saati bellidir. O trenin içinde otururken sürekli şimdi makinist ne yapıyor, acaba kaçıncı vites aldı, ne kadar hızla gidiyoruz diye düşünmek ne kadar anlamsızsa, dışarıdaki manzarayı seyretmek ne kadar rentable, iyi bir şeyse, hayat da biraz öyle. Doğru bileti aldıktan sonra sağına soluna bakacaksın, yani ne oluyor bu dünyada diye. Ama biz yön olmadığı için, yani bir rota olmadığı için, her an böyle bir makas arıyoruz. Her an dönecek bir şey. Bir fırsat gelsin de şuradan aşağı uçayım, şuradan yukarı çıkayım. Yolu seyretmeye vaktimiz yok. Benim bu hayatta şu anda sorarsan yapmaya çalıştığım tek şey işlerimi düzene koyup rahat rahat seyretmek. Yani geldik gidiyoruz ya, kaç sene kaldı ne bileyim ben. Yani seyredeceğim burayı. O seyretmenin tadına varabilmek için de rotayı şimdilik bir yere doğrulttum. O tarafa doğru gidiyoruz. Yani bunu ne kadar erken yaparsan o kadar iyi. Keşke bana başta söyleselerdi bunu. Olmuyor işte. O maalesef olmuyor, evet. Olmuyor. Çünkü şey gibi geliyor bir anlamda da. Ursal ne düşünürsün? Yani aslında sanki seçimimiz yokmuş gibi. Hani bir ailede doğuyoruz, bir dünyada doğuyoruz. Evet, bir coğrafyada doğuyoruz. Sanki seçimimiz olmayan bir durumun içine geliyoruz. Ve böyle baktığımız zaman bazen bazı kişiler için gerçekten hani kader böyle deyip geçip gidiyorlar. Ama orada yol ayrımları var. Orada seçimler var. Yani... nasıl davrandığımız, yaşamın ne olduğu kadar, bize ne verildiği kadar, neyin içine geldiğimiz kadar nasıl olduğu da önemli. İşte yolculuk sanırım öyle önemli. Bir şeyden bahsediyorduk hocam geldiğinde. Ben orayı dinlemek istiyorum senden. Senin kendi yolculuğundan, yani bu süreçten, bu aşkınlık ihtiyacının, bu üretirken, bir şeyler yaparken o karşılaştığın zorluklarla baş etme biçiminden ya da onlarla nasıl, yani o hacı yatmaz gibi sağa sola yatarken senin neyin burada tuttuğundan, anlamından. Ya çok anlatmadığım bir hikaye ama tam soruyu öyle sorduğun için soracağım. Bence hani bir şeyin içerisinde tabii doğuyoruz ve sonuçta makro bir perspektif de var. İçine düştüğün, içine doğduğun dünyanın kuralları var. İşte dünyanın %99'u kapitalizm dediğimiz rejimle yönetiliyor. Dolayısıyla orada belli kurallar var. İnsan ne kadar orada var, varlık ne kadar var, doğa ne kadar var, bunların hepsi soru işareti ve bunlar tabii ki bizim hayatımızı, geleceğimizi şekillendiriyor, kişiliğimizi, davranışlarımızı, tutumlarımızı ne dersek diyelim. Ama bir de biz varız, yani birey olarak da biz varız. Çok anlatmadım dediğim şey, ben 6 yaşında baya baya futbol oynamaya başladım. Ay hadi anlat, çok tabii, çok vallahi, heyecanlı, hiç anlatmadım. Tekel şey. Spor vardı ve pilot takımda, o zamanki altın ordu gibiydi, 6 yaşında ve çılgınca bir şey. Tuzla'da seni futbolcu olarak düşünemiyorum. Hocam bayağı futbolcu. Hem de fena olmayan bir futbolcu. Uğur sporcudur ama yani. İyidir, şey de var. Sörf de var benim bildiğim. Ama tabii futbolcunun bayağı yani şimdi dedim ya biz sizle kaç program yaptık. Yok hiç belki denk gelmemişti. Tuzla'da oturuyoruz. Tekel Cevizli'de. Ya yani 14 istasyon falan herhalde. 6 yaşındaki bir çocuğun trene binip Haydarpaşa Gebze trenine binip Tuzla'dan Tekel'e kadar gidip hemen tipik bir yol, üst kata çıkarsın, merdiven, köprünün üstünden sola dönersin. Tekel'in antrenman tesisleri, yani kent tesisleri ve içerisinde de antrenman tesisleri vardır. Biz bayağı böyle analitik, işte altın ordu örneğini o yüzden verdim. Futbol nedir, ne zaman doğmuştur, kuralları falan. Kağıt kalemle futbol öğrenmeye başladık. Ve ben tabii yani 12 yaşına kadar 6 yıl sürekli Tekel'de işte... Futbol oynadım. Bir de üstüne 12-14 yaş grubunda 12 kere de genişletilmiş milli takıma seçildim. Yani neredeyse, yani bu çok özel bir şey sonuçta. Tamam 300 kişi seçiliyor ama yani o kadar gitmişsin, ilerlemişsin. Sonra 16,5 yaşında o zaman Tuzla'ya çok yakın Pendik. Pendik Spor'un genç takımına girdim ve aynı zamanda 3. lig takımına birlikte o zaman işte PAF Ligi diye bir şey vardı.
Bir gün bir antrenman maçı sırasında bir şey gördüm. O gördüğüm şey mesela benim kararımı şekillendirmekte çok etkiliydi. İşte belki karar biliminin örüntüsü o yıllarda bende oluşmuştu. Öyle söyleyeyim. Sonradan çalışacağım konunun. Saha. O zaman tabii böyle şimdi daha iyi nispeten işte ambulanslar falan öyle sağlık hizmetleri falan yok. Yani maç yaparsın. Birilerinin bir yerleri kırılır. İşte karga tulumu alır götürürler falan. Öyle çiğnenmiş ekmek koyup evde tedavi. Çiğnenmiş ekmek meselesi. Sağ açık oynuyorum. Sağ bekte oynayan arkadaşın dizine doğru bir tekmenin yere 90 derece açıyla böyle paralel böyle kaydığını gör. Yani önümden bir şey geçti böyle. Sonrası ise Game of Thrones sahnesi gibiydi. Bağırış ama zemin ve şekil yani arka plan ve ön plan tamamen kayboldu bende. Bir ses var, bir bağırtı var. Çok çok büyük bir bağırtı ama yani ben o sıra şey gördüm. Yani arkadaşım diz kapağının yani veya hissettiğim şey oydu. Kopup yerdeki çimenlerle birlikte işte krampon darbesiyle birlikte havaya doğru kanla birlikte fışkırdığını falan gördüm yani. Yani veya hissettiğim şey böyleydi. Evet. Korktum, acayip korktum. Böyle zaten maç hani aldılar karga tulumuna götürdüler. Maç devam etmedi. Cumartesi gündü maç. Ben pazartesi gününü zor bekledim. Pazartesi günü antrenman yapacağız. Antrenmana gittim. Bayağı kötü yaralanmıştı arkadaşım. Böyle şimdi Beşiktaş'taki Süreyya Bey gibi takımın çok eski bir malzemecisi vardı kulüpte. Ona çok basit bir soru sordum. Dedim ki bakın PAF liginde oynuyorsunuz. Daha önce küçük de olsa bir mini takım kariyeriniz böyle şeyler olmuş ve futbolcu olmanız bekleniyor. Abi dedim bu kulüpten çıkıp da dedim işte o zaman birincilikte oynayan kimse var mı diye sordum. Şöyle bir düşündü falan. Falan tamam teşekkür ederim abi dedim ve üniversite sınavına çalışmaya başladım. Yani çok çok basit bir karar yani çünkü hani bütün bu örneklem içerisinde yoksa çünkü işte madem sistem ve kapitalizm dedik aslında bize öğrettiği şey işte inisiyatif kullan, irade göster, sonuna kadar çabala. Neyine sonuna kadar çabalayayım? Yani bin örnekten bir tane örnek yoksa ben niye seçilmiş ve mucizevi bir şey olayım da. Çünkü işte bugün Mehmet Hoca ile konuşurken bir Zoom yayınındaydık. Şey dedi yani tercih mucizevi bir şeydir seçimler dedi ve her dedi seçim sonuçta dedi aynı zamanda dedi bir vazgeçiştir ve üzerine başka bir şey söylüyorum. O yüzden kutsaldır her seçim. Gibi ve bir cümle kullandı. Der o. İşte, evet onu da söyledi. Şimdi orada yürüyeceğim, gideceğim, futbolcu olacağım falan diye yanda, arkada, önünde birçok seçeneği kenara atıyorsun. Benim gerçekten hani okumaya karar vermemde böyle çok basit veya çok ağır veya ne dersiniz diyeyim bu hadise çok etkili oldu. Ama sen tabii bir bilim adamı gibi davranmışsın yani verileri toplamış, oradaki olasılığı hesaplamış ve bir seçim yapmışsın. Birçok insan bu kadar şanslı olamayabiliyor veya hayatındaki birçok seçimi yani bu kadar sanki doğru veriyi toplayarak yapamıyor. Vaa bravo yani öyle travmatik bir olay ve şeyden sonra. Sonra devam etti. Üniversitede bir çalışmaya başladım. Ve kendime bir tane kariyer hedefi koydum gerçekten. Böyle yaratıcılık üreterek, yazarak, onun adı her neyse hayatımı kazanabilir miyim? Çok basit bir kariyer hedefi aslında. Bir şey yazacağım ve hayatımı kazanacağım. Reklam yazarı olarak çalışmaya başladım birinci sınıfta. O da şeydir yani hani tabii seçimlerle birlikte şeyler de, tesadüfler de son derece etkili. Bir arkadaşım reklam ajansıyla bir görüşme yapmaya gidiyor. İşte üniversite Boğaziçi, Etiler, gittiğimiz yer 3 kilometre uzakta. Yolda beni görüyor ve diyor ki Uğur benle gelir misin? Geleyim abi ne? Yani yapacak da bir şey yok bu arada. Gidiyoruz. Birisi bizle görüşecek. O zaman magazin programı yapan bir bacanak. Hatta magazin programının adı da bacanaklar bilmiyorum. Hani umarım duyuyorlarsa selam diyeyim. Hani. Olur ya bunu da yapmış olayım. Hiçbir programda denk gelmemişti. Böyle bir şey bunu da yapmış olayım. Bizle görüşecekler. Kimse görüşmedi bizle. Biz oturduk bayağı bir işte. 3-5 saat oturmuşuzdur yani bir yerde. Sonra geri döndük okula. Yurtta kalıyorum zaten. Sonra 2 gün sonra falan aynı arkadaşım bir daha beni bu sefer kantinde görüp Uğur görüşmeye gidiyorum. Gelsene sen dedi. Tamam dedim yani. Yine gittik yakın arkadaşımdı. Yine kimse bizle görüşmedi. Artık 3. gün odadan çağırdı. Yani gel hadi gidiyoruz falan. Kader seni çağırdı. Kader. Gittik ve o 3. görüşmede hikaye şöyleydi. Yine bir 2-3 saat bekledikten sonra aynı kader herhalde dedik. Yani kimse görüşmeyecek bizi. Bik soruyorsun etrafa işte Hüseyin Bey burada mı falan diye. Neyse Hüseyin Bey geldi masaya oturdu böyle yuvarlak bir masa. Ben arka koltukta oturan adamım yani hiç olayla ilgim yok. Arkadaşıma dedi ki bu berbat bir iş dedi çok çalışacaksın. Cumartesi pazar çalışacaksın. Sürekli dedi işte stajyerler ne yapıyorsa o işi yapacaksın. Çay da getireceksin kahve de getireceksin. Sürekli çeviri yaptıracağız sana dedi.
ve çok az para vereceğiz. Çalışmak istiyor musun dedi. Şimdi ortalama her insan böyle bir yani hani 90 plus IQ diyelim buna. Evet. Tabii ki hayır der. Aynı yani. Sistemle bütün verileri toplayıp karar veren kişiysen yine orada hayır demen gerekiyor. Tabii ben oradan böyle köşeden ben yaparım gibi bir şey söylediğimi hatırlıyorum. Adam şöyle bir eğildi orada kim konuşuyor diye. Tamam sen gel başla pazartesi dedi. Söylediğinin gerçekten yani eksiği yok fazlası var. Ne neden oldu öyle bir karar vermeni? imkansızlıklar ve çaresizlik başka bir şey değil yani. Hani ama şu yazma kararını önceden vermiştin değil mi? Hocam vermiştim ama başka bir gerçekten yani çok arabesk olmasın ama başka bir seçenek yok gibi yok duruyordu işte. Yani. Yok işte. 6,5 ay çelik kataloğu işte. Çevirdim. Hiç ne kadar zor olursa olsun işte olsun. Önüne böyle fırsat çıkınca karar vermişe demek gidiyor. Demek ki evet yani aslında o hedefe odaklanmış olmak yani senin hedefinin burada etkisi vardı değil mi? Var ama ben çaresizliğin özellikle altını çizmek istiyorum yani. Bir de onun etkisi bir var. Bir de onun yapacak etkisi var. Yapacak bir şey olmayınca mecburen bazen seçmek. Yani seçenekler olmayınca. Başka seçenek tamam şimdi resilience'ı da söyleyeceğim sana. Başladık 6,5 ay falan çelik katalog. Yani sürekli kataloglar her yerde çeviriyorum. Hani yazar olacaksın falan ya. Sonra aynı dedim ya menajerlik ajansı da var. Beyefendi geldi bana dedi ki orada bir şarkıcı var. O şarkıcının runner. Yani hani şarkıcıların, sanatçıların falan o arka plandaki işlerini halleden görevliler öyle düşün. Sen dedi runner olacaksın dedi. O ne abi dedim hani runner ne? Ya işte dedi koşturacaksın dedi. Şimdi şarkıcının ismini söylemeyeyim ama fantezi müziğin böyle namlı isimlerinden biri o sırada işte magazinde sürekli birbirlerine laflar atılıyor vesaire falan. Ben de dinlediğim en hafif müzik Manowar. Yani hani ağır metalcisin. Saç ve küpe yüzünden dayak yemişliğimiz var. Yani yıl 1993 falan bana. Ekmek parası. Yani düşünün. Tamam yapayım dedim ben de. Yani ne yapayım? Ve başladım. Hayır, bütün o aklınıza gelebilecek bütün iş gruplarını yaptım ettim vesaire falan. Hiç gocunmadım da. Sonra yine bir 6 ay geçti. Bak bu çok güzel bir hikayeydi. Bir gün sabahleyin ajansa gidiyorum. Ajanstan işime gidiyorum. Yani runner'lığa gidiyorum. Yine aynı beyefendi dedi ki Uğur dedi bak dedi sen çok dedi bize yardımcı oldun bu süreçte. Seni dedi junior reklam yazarı yapıyorum dedi aklımdan şey geçti. Ben zaten değil miydim yazar falan diye değilmişim mesela o an oluyormuşum. Maaşını dedi 4 katına çıkarıyorum. Dinleyenler çok şey yapmasınlar heyecanlanmasınlar zaten çok küçük bir şeydi. 4 katına çıktığında çok bir şey olmuyor. Maaşın 4 katına çıktı. Ve dedi pazartesi günü başlıyorsun dedi yazarlığa falan. Çok teşekkür ederim dedim ve o ajanstan ayrılırken onlarca kampanyada çalışıp gerçekten çok ciddi o popüler kültür endüstrisinde insanlar tanıyıp o yaşta yani sonuçta 19 yaşındayımdır herhalde bambaşka bir bakış açısı, bambaşka bir ekosistem tanıma fırsatım oldu ve mesela üniversite hayatı ondan sonra benim için çok daha renkli oldu. Hayat da çok daha renkli oldu. Yani üniversiteden mezun olduğumda bir sürü kampanyanın altında imzası olan bir yazardım. Bu işte psikolojik direnç veya onun tamamlayıcısı mental direnç güç. Belki bazen imkansızlıktan, bazen bir örüntü, bazen kararlar neyse, bazen o basit karar, o tek cümle hepsinin toplamı olan bir şey. Hani bunu çeşitli defalarda gösterdim ben. Evet. Yani bunun bende devam ettiğini görüyorum. Yani çok düştüğüm hissettiğim an oldu. Hacı yatmazlık yaptım, tekrar kalktım. Yine olacaktır, yine karşımıza çıkacaktır. Ama böyle hani muhteşem böyle çok resilience'ım, acayip etraf değil. Ben çok problem çekiyorum yani. İşte bir sürü derdim var. Mesele yani. O. Yani Sinan Hocam şöyle bir şey var. Böyle bir metafor daha var. Ben metaforik anlatımı seven birisiyim. Hani ben de bayılırım. Siz de seversiniz. Evet. Ben şey diyorum. Bu yaşadığımız travmalar, zorluklar bir kesme şeker gibi düşünelim. Bu bazılarınınki daha büyük bir böyle külçe bir şeker olabiliyor ya da bazen öyle olabiliyor. Kaynaklarımız da su. Gibi. Yani o suyun doyum noktasına kadar o şeker alabiliyor. Yani bizim kaynaklarımız aslında hani o içinde yaşadığımız işte ne alıyorsak yani çevre biz. Sizin elbette yaşamınızda vardır bir şekeriniz yani kesme şeker mi artık büyük çok. Mü? Benim kavanozum var böyle renkli renkli şekerler. Kabınızdaki su büyük o zaman o kaynaklarınız neler sizin? Kaptaki su esas mesele bence. Ben bu metaforu bu arada ilk defa duyuyorum, beğendim. Dün çünkü Özlem'le konuşurken aslında Özlem sürücü var arkadaşım. Ona teşekkür etmeliyim. Ondan çıkmış. Şöyle söyleyeyim. Bu metaforu bir tık şöyle genişletebilirim. Diyelim ki bir kavanoz suyumuz var. Yani kapasitemiz o. Ama biz denizin içindeyiz, onun farkında değiliz.
Yani kavanozu elimizde tutuyoruz. İçi deniz suyuyla ve her tarafta o suyla dolu. Yani eğer biz o şekeri o kavanoz zannımızın içinde çözmeye çalışırsak çok derişik bir çözelti oluyor ve bizi zehirliyor. Ama yani onu şöyle bir suya döküversek ben biraz yani bu metafordan kendi hayatıma böyle bir benzetme yapabilirim. Ben sık sık denize dökerim. Yani mevzu benimle ilgili değil. Bunu keşfettiğimi zannediyorum uzunca bir zaman önce. Bunu keşfetmem de şöyle bir hikayeyle oldu. Ben bütün açık beyindeki anlatılarımı da şimdi buna tutturuyorum. Ben çok bilim çalıştım. Çok böyle bilim camiasında laf ettim, kavga ettim, akademik camiada uğraştım, ettim. 25 senemiz falan orada geçti işte. İyi ki. Fakat bilimle ilgili şöyle bir durum var. Bilimi öğrendikçe önce bir sathi öğrenme var. Hani tıp fakültesinin 1. 2. sınıfında herkes profesör de mezun olurken öğrenci olduğunu anlıyor ya. Hemen 2-3 bir şey öğrenince kendini bir şey zannediyorsun. Ama biraz girince işin içerisine cehaletini fark etmeye başlıyorsun. Ve bunu fark ettiğin zaman da ya bu kadar gözünde büyüttüğün bilim falan dediğin şeyin sana ariflik vermediğini fark ediyorsun. Yani o bilgi tek başına sende bilgelik oluşturmuyor. Sonra şunu fark ediyorsun. Anadan, atadan, dededen bir şey getiriyorsun sen. Bir yaşam bilgeliği. Bir de burada güncel dünyaya dair öğrendiğin bayağı güzel bir bilgi biçimi var, bilim. Bu ikisinin örtüştüğü yerler sana bazı hatırlatmalar yapıyor. Şimdi ben her seferinde kadim bilgi, bilimsel bilgi birleşsin derken aslında anlatmaya çalıştığım şey bu. Denize döküyorum dediğim de bu. Bana kadim kültürün bir şeyi öğretmiş, ben toy olduğumdan anlamamışım. Yıllar sonra nörobilim, kaos teorisi onu bunu çalışmaya başlayınca, mesela kaos teorisinin varacağı en son noktanın hayırlısı olsun lafı olduğunu anladım. Ama hocam tabii. O yol çok önemli. O hayırlısı olsun direkt bilemeyiz zaten. Hayır, gelmemeliyiz. O sindirme. Yani elimdeki kavanoz kadar dünyayı değerlendirmeye çalışırken kavanozu döküp ya oh be ya şu denizin içerisinde şöyle bir sağa bakalım, sola bakalım. Ya da işte Mevlam görelim neyler. Şimdi bir pasif seyirci olmayı adeta kınayan bir kültürde kabul ve kararlılık diye bir şeyi ben öğrendiğim zaman kabul ve kararlılık terapisi diye bir alan varmış. Evet, yani evet. Yolda duydum ben de bunu. Bir baktım ya kabul bize mesela çok berbat gibi bir şey gibi öğretiyor ama bunun altındaki işte ağırlık oymuş. Yani evet. O kabul etme meselesiymiş. Ve kabul olmadan ilerleme olmuyormuş. Mesela onu fark ettim. İşte Mevlam görelim neyler neylerse güzel eyler bu demekmiş. Ya bir de en muhteşemi yani bu da geçer yahu. Psikopat bir şey bu yani. Bir insanın bunu söyleyemez normal değil. Çünkü gerçekten. Yani oradan ben mesela şöyle bir şey kendime söylüyorum her gün bunu. Geçici bir dünyada hiçbir şey kalıcı hasar veremez. Mümkün değil. Ya bu dünya ölümlüdür. Dolayısıyla hiçbir şey kalıcı hasar veremez. Şimdi bunu laf olarak ben bir gence söylerim. Hiçbir faydası olmaz. Ama yaşarsın. Hani çok iyi biliyorsun biz işte psikolojide aslında neye ikna etmeye çalışıyoruz insanları? Bu geçici bir durumdur. Bununla bir baş etme. İkna yok hocam. Yanlış yani ikna kelime. Derken hayır. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Tabii, varılması gereken nokta orası. Bu geçicidir. Tabii. Yani bu geçiciliği algıladığın zaman geçiyor zaten o iş. Hocam ama söyleyince biz sonsuza oluyor kadar, mu? İşte olmuyor. İşte bundan bahsediyorum. O bilgelik bilimde tek başına yok. Evet. Ama bilimle beraber kadime sahipsen, kadime dokunmaya devam ediyorsan, ben yeni dönemde bu insanların sayısının çok artacağına inanıyorum. Çünkü öyle bir çağa girdiğimizi düşünüyorum. Bu koronayla bilmem neyle falan da hızlanan bir şey. Artık hani böyle günlük pop tarzı bilgilerle malumat furuşluk yapmak güzel, okey, eğlenceli bir şey. Ama evde tek başınıza kaldığınızda, ölümle yüzleştiğinizde, bir yakınınız hasta olduğunda, gerçek bir varoluşsal sorun yaşadığınızda o bilimsel bilgi çok sası kalıyor, boş kalıyor yani. İşte o zaman başka bir şey lazım. Elinizi tutacak bir işte milyonlarca senelik nöro evrimsel bilgelik artı bir taraftan da binlerce yıllık insanlık bilgeliğin elini tutun. Bunu isterseniz bir din üzerinden yapın, isterseniz masallarla yapın, isterseniz farklı türde anlatılarla yapın, neyle yaparsanız yapın, edebiyatla yapın. Ama bir yerden yaparsanız işte bizim hayatımızdaki en büyük eksik bence bu. Yani o demin gençlerle ilgili şikayet ettiğim durum şikayet değildi. Yanlış anlaşılmasın bir durum tespitiydi. Bir durum tespiti. Bu kadar edebiyattan kopuk bir yaşam, bu kadar post-truth'a gömülmüş bir anlık değişen gerçekler ve duygular. Hani bizi zeminsiz bırakıyor. O zaman da hacı yatmaz zor oluyoruz. Neye güldüm hocam çok üzül. Birkaç yıl olmuştur herhalde 2 yıl önce. Gündem Özel'in böyle çok uzun sürdüğü saatler. Saat 2. Böyle tartışma gecelerde. Ama yani böyle şöyle söyleyeyim. 1.45'te falan şeye sarmış. Gece 1.45'te bir kaos.
teorisi, oil teorisi, entropi falan konuşuluyor. Senin de böyle sıranı salmak istediğin zamanların vardır ya, gece 1.45. Dönüp dolaşıp bana gelmişti, siz ne düşünüyorsunuz diye. O sırada şey vardır, Ömür Özdemir vardır. Twitter'da falan en çok güzel eğitiler yazar Ömür Şovmen. Onun çok da şey yapma diye bir kitabı vardı. Ben şey demiştim, kaos, oyun teorisi ya da entropi. Bunun sonucu sonuçta çok şey yapmaya çok gider. Çok da şey yapma. Çok yaklaşık çok, 30 saniye konuşuyor. Ya işte mesele bu zaten. Mesela hocam da sen de öyle Uğur. Çok güzel kelimeler var. Burada hep anahtar kelimeler var konuşmalarınızın içinde. Geçicilik var. Çaresizlik var, seçim var, kabul var, kararlılık var. Bu kelimeler çok güzel ama bunları hep açmak gerekiyor. İşte edebiyat, sanat aslında bunları hep açan şeyler. Yaşam. Ben bugün bu masaya aslında bir terim daha getirdim. Ben bunu daha böyle Üsküdar Üniversitesi'nde öğrenmiştim. Ben resilience'ın hiçbir Türkçe karşılığını beğenmiyorum. Yani dayanıklılıktır, yılmazlıktır. Evet, çok direnç. Sağlamlık, resilience. Çok bir şekilde şey bir sıkıntı var. Yani resilience'ın aslında kendisi de anlatmak istediği şeyi tam tanımı karşılamıyor diye. Tabii, oraya da bir de ben bir tane Türkçe kelime önereceğim. Çok iyi anlatıyor. Duygusal istikrar. Şimdi istikrar kelimesinin şöyle bir tarafı var. Karar kelimesinden geliyor. Şimdi karar nedir? İşte bizim bir mesela bir hedefimiz. Karar veriyoruz hedefe. İşte Uğur karar veriyor. Futbol oynamayacağım. Ya değilleme ya karar, yani o tarafa yönelme anlamında. Bir karar verdiğiniz zaman orada yürüdüğünüz sürece siz istikrardasınız demektir. Yani karar üzerindesiniz, karar üzerinde yürüyorsunuz. Şimdi bizim duygusal resilience dediğimiz o meselede kötü ya da iyi bir şey olunca aşırı savrulmalar ve tekrar o noktaya dönememeler var. İstikrarın en güzel gözüktüğü yer fizikte sarkaç ya da hacı yatmaz. Sallıyorsunuz, 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 sonuçta o bir karar noktasına geliyor. Eğer bağlantı sağlamsa tabana ya da tavana, ne kadar şiddetli sallarsanız sallayın, duvara da çarpsa, sağ solu da kırılsa, neticede gelip duracağı yer karar noktası. Şimdi bizim sorunumuz özellikle bilişsel, duygusal ya da manevi olarak bir zemin yoksa nerede istikrara kavuşacağız biz? Şimdi mesela insanların elinden siz her türlü kutsalını, her türlü kadimini, her türlü eskisini alıyorsunuz. Elinde hiç tozlu, yıpranmış bir şey bırakmıyorsunuz. Her şeyi yenileriyle değiştiriyorsunuz. Bunların hepsi zeminsiz. Hepsi parlak parlak yeni ama yeni cep telefonları gibi. Yani 10 sene önceki bilmem neyi çalıştıramayacağınız oyuncaklar bunlar. Günlük hayatımızdaki bütün kavram ve araçlardan bahsediyorum. Tabii. Hepsi köksüz. Şimdi böyle bir yerde olduğunuzda zemininizi dayandıracak bir yer olmuyor. Paranız olduğunda, sağlığınız yerinde olduğunda, oyuncaklarınız çalıştığında mutlusunuz. Ama birine hayal geldi mi dünyanız başınıza yıkılıyor. Orada nasıl davrandığımız çok önemli değil mi? Yani işler yolunda giderken herkes mutlu zaten. Tabii. Önemli olan günlük güneşlik havalarda mutlu olmak kolaydır. Önemli olan karda, çamurda, üşümede ne oldu? Covid'de ne oldu mesela Covid'de işte? Covid'de ne oldu? Tabii Covid'le ilgili de ona da gelmek istiyorum. Zaten yani çok bu senenin 2020'yi şöyle bir değerlendireceğiz. Bir de bitiyor galiba gerçekten. Ya bitiyor, bitiyor. 2020 bitiyor gibi Allah izin verirse. Ben de Covid bitiyor herhalde. Yok yok 2020. Covid bitmez abi, bugün de 2020 bitecek galiba. Bugün başlarken bir şey söyledim, dedim ki ya bunları bilseydik. Ya düşünsenize 2020'nin başında, yani buna yaklaşık olarak Mart ayında, yani Mart 2020 yılında, 20'de 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü Covid-19'u bir pandemi olarak ilan etmiş. Yani tam tarih bu. O gün bu yaşayacaklarımızı bilseydik, yani bu bitmeyecek, ne zaman biteceği belli değil, aşı bulunacak mı bulunmayacak mı, milyonlarca kişi ölecek işte ve milyonlarca kişi enfekte olacak, şöyle böyle. Ya nasıl hissederdik? Yani bazen bilmemek de iyi bir şey olabilir. Çünkü başa gelen çekiliyor, yaşıyoruz ama yaşarken işte o suda aslında kaynaklarımız da çok önemli. Yani çevre çok önemli bir şey. Yani bugün bütün ruhsal rahatsızlıklarda, zorlanmalarda çevrenin etkisi. Özellikle biz hep birey, yani hep kendimiz çözmemiz gerekiyormuş gibi geliyor. Evet, yani araştırmalar da böyle gösteriyor. Travma küçük olduğu zaman evet bireysel şey faktörler çok önemli. Nasıl düşündüğümüz, ne yaptığımız, duygularımızı düzenlememiz, ama travma büyüdükçe çevresel faktörler çok önemli hale geliyor. Okullar, aileler, arkadaşlar, diğerleri, içinde bulunduğumuz mekan, orada güvende hissetmek, diğerleri çok çok önemli hale geliyor. Ya onun şey için değil mi zaten? Evet. Bak, Covid'de dünyada zengini, fakiri, genci, yaşlısı yok. Herkesin yaşadığı bir şey. Ama çoğu insan sanki sadece kendisi yaşıyormuş gibi bakıyor olaya. Biz o kavanozu dökemedik bir türlü. Yani şu anda
dünya insanların en çok birleşmesi, en çok birlik olması, en çok beraber hareket etmesi gereken zaman. Şey. Bak bunu yapamadık hala. Çünkü kavanozlara şartlandırılmışız. Yani bir bireysel özel hayatımız var, bazı bencil ihtiyaçlarımız var, bazı kişisel ve asla terk edilemez, değiştirilmez, teklif dahi edilemez kişisel endişelerimiz var kendimize dair. Ya bütün dünyada her şey durdu. Yani bir esnaf bugün iş yapamıyor, akademisyen de bir şey yapamıyor. Yani laboratuvarlarımız kapalı ne zamandır, işte şey bir şeyler yapamıyoruz yani. Herkesin eli kolu bağlı. Dolayısıyla bu mağdurlukta beraberiz ama onu fark edemiyoruz. Burada sorun çok yakın bir gözlükle, çok böyle zoomlu olarak mevzuya bakmak. Halbuki biraz gözlüğü çıkarıp şöyle etrafa bir sakin bakınca, işte bu belki istikrarı daha iyi yakalayabiliriz. Benim bir avantajım varsa bu süreç içerisinde, ben kendimden ziyade başkalarıyla ilgilenmek durumunda kaldım. Yani diğer insanlarla, hatta kalabalıklarla. Çünkü pandemi ilan edilmeden hemen önce Brüksel'deydim. Ben işte orada haberleri duymaya başlayınca, ben öyle çok analist manist bir adam değilimdir. Bilmem yani çok hani haberlere göre amel etmem ama bir tsunami geldiği belli. Yani otelde kaldığımızda ne zaman televizyon açıkken eğlence programı bile altında COVID-19, COVID-19 diye bir şey yazıyor. Daha o zaman bilmiyoruz da dedim ki bir şey çok fena geliyor. Ve yani bu bütün dünyaya yayılacak belli oldu. Şubat ayında biz Brüksel'deydik. Geldiğimizde patladı zaten. Ve bir şey yapmamız lazım düşüncesi o andan itibaren başladı bende. Benim yapabildiğim konuşmaktı mesela. Ve bu süreç içerisinde devamlı konuştuğum için kendimi de inandırdım konuşa konuşa. Fakat hiçbir zararını görmedim inandırdığım şeyin. O da şudur ki kimseye özel bir durum değil. Dünya ilk defa bu kadar büyük bir hikayeyi beraber yaşıyor. Külfet olduğu kadar nimeti de var. Aklımızı başımıza toplayalım. Oturup kurban gibi beklemek yerine ne yapabileceğimizi konuşalım. Çünkü bu hepimizin başına geliyor. Bir de işte orada insanın şöyle bir eski maceralarından gaz vermeye gayret ettim. Ya bugün konuştuğumuz şeyin aslında temelinde insanın tabiatta hayatta kalmasını sağlayan ana unsur ve şu Covid'de de hani bizler gibi hala konuşabilen, bir şey yapabilen insanları ayakta tutan şeyden bahsediyoruz aslında. Yıkıklar var işte o yıkıkların durumunu anlayabilmek için de bunu nasıl kaybettiğimizi anlamak lazım. Evet. Onu kaybetmeye ne kadar az izin verirsek o kadar ayağımız sağlam yere basacak diye düşünüyorum. Ya bu dönem bana çok öğretici açıkçası. Bir de ben şeyi anlıyorum konuşmanızdan hocam, yanlışsan beni düzeltin. Yani aslında iyileşmenin yolunu biraz da paylaşmakta bulmuşsunuz. Yani o sorduğum en başta sorduğum sorunun bir cevabı gibi de alıyorum bunu. Yani anlatmak, konuşmak, paylaşmak, bilginizi, deneyiminizi paylaşmak da iyileştiren bir şey. Yani sadece o değil, bir de paylaşılanı da almaya çok gayret ettim. Yani ben çok ders dinledim, çok konferansa katıldım, çok insandan daha fazla öğrenmeye çalıştım. Ve onlardan öğrendiklerimi de çevirmesini yapıp, yani kendi toplumuma uygun bir yeniden üretimini yapıp paylaşmaya çalıştım mesela. Şimdi bu İşe yararlılık duygusu çok önemli bir şey. Ben burada yapıyorum ama konuşma işinde olduğum için bunu böyle yapıyorum. Yani bir başkası toplumsal yardımlaşmada, yeni değer oluşturmada, yeni teknoloji üretmede, mesela işte şu anda dünyada değil mi, online konferans şeyleri, şirketleri, online konferans yazılımı yapan şirketler şampiyon oldular yani hepsi. Birileri kazandı yani. Milyon milyar dolarlık şirket oldu. Ama bu adamlar 10 senedir yapıyormuş Zoom'u mesela. İşte 5-10 senedir varmış bunlar. Biz kullanmıyorduk mesela. Yani böyle şeylerin yükselebildiği bir zamanda herkes kendi çapından ya ben burada ne yaparım diye sorduğunda bir şey yapıyor. Ama normal zamanda neye vakit yatırdıysak, bu Doktor İzzet Memin'in sözüdür, pandeminin ilk günlerde yaptığımız canlı yayında söyledi, hiç çıkmadı aklımdan. Pandeminin ilan edildiği gün, evlere kapandığımız güne kadar hayatımızda neye yatırım yaptıysak onun geri ödemesini alıyoruz dedi ve çok çarpıcı bir sözdü. Yani o zamana kadar hayatımızda hep başkaları ve bizim kendimizin gelişimi dışında bir şeyler önemliyse onlar çıkınca bir anda boşluğa düştük. Lang diye kaldık. Ama hep kendimize uğraşmışsak, evet, ne katkı yapabilirim diye kendimizi zorlamışsak işte o zaman coştuğumuz bir yer oldu. Evet. Yani bu bir ölçü. Asla son bir nihai fatura değil. Daha hayat devam ediyor. Mesela bundan ders alıp eğer bu pandemi dönemi gerçekten bizi çökerttiyse bir şekilde neden çöktüğümüze bakalım. Yani neden çöktük? Ve para pul bilmem ne, bunlar kompanse edilebilir şeyler. Bunlar yardımlaşırız, ederiz. Yani hepimiz sıkıntı yaşıyoruz şöyle böyle. Ama duygusal olarak işte istikrarda bir sorun varsa niye çöktük bir bakalım. Yani daha dün WhatsApp mesajıyla kandilini kutlamakta iktifa ettiğimiz insanları bugün göremedik diye ağlıyoruz. Dün de görmüyordun. Dün de WhatsApp mesajı atıyordun. Nasıl olsa görürüm diyordun değil mi?
Ama şimdi çıktı işte. Evet, birçok şey de temasa dayanıyor sanki. Yani temas etmeye. Şimdi biz hep duyguyu düzenlemekten, çevremizle ilişkiye girmekten bahsediyoruz ama yani önce bir ne var, bende neler oluyor, bunu bilmek de çok önemli bence. Gerçekten bende şu anda neler oluyor? Yani birçok insan bir kaosun, karmaşanın içinde, bir şeyin içinde olduğunu biliyor ama ne olduğunu bilmiyor. Yani işte o suyun içinde olduğumuzu da bilmiyoruz. Çırpınıyoruz ama bir dursak ve ne oluyor ya baksak çok önemli olacak. Yani bu söylediğimiz şey de biraz onunla ilgili. Diğerleriyle temasa geçmek, kendimizle temasa geçmek. Hem kişinin içindekiler hem de kişiler arası süreçler aslında. Ve ektiğimizi, biçtiğimizi ben de düşünüyorum ya. Gerçekten de yani bu zamana kadar yaptıklarımızı gerçekten ama yani biçtiğimizden de memnun değilsek çiftçi gibi demek ki şunu yanlış yapmışım. Bir sonraki ekim adam gibi yapalım yani. Zaten o ya işte bundan sonra hayatın bitti noktasında değiliz çok şükür. Ben mesela bir sürü şey yanlış yapıyormuşum, onu fark ettim pandemide. Daha doğrusunu yapmaya çalışıyorum şimdi. Bu bir gelişim yani isterseniz. Evet. 2002 yılıydı. Ben Nordstrom'la Riddersdale adlı iki İskandinav akademisyen Funky Business diye bir kitap yazdılar ve bir şekilde onu okudum ben, o kitabı daha Türkçe'ye çevrilmeden. Böyle kitabın aslında bir iş dünyası kitabı. Kitabın böyle bir ilk 30-40 sayfası bana çok abartı geldi. Böyle hani tarif edilen modeller, istihdamın yeni biçimi, dijitalliğin o zamanki halini düşün 2002 yılında. Bugünü öngörmek çok mümkün değil. Yani Türkiye ilk kez Tansu Çiller'le Süleyman Demirel arasında, hatırlayın 94 yılındaydı zannedersem cep telefonu konuşması yaptı. Yani ondan sadece 8 yıl sonra böyle bir dünya resmediyordu. Sonra kitap biraz sardı ama yani kitabın devamını ben baya baya şey gibi okudum. Yani böyle komple teorisi falan gibi okumaya başladım. Aynı enteresan şeyler söylüyorlar. Kitap zaten asıl satışını 2008'lerde falan yaptı yani. Hani daha yükseldi çünkü biraz daha gerçeğe dokunmaya, dokunmaya başladı yazdıkları. Şimdi karar biliminde söylüyoruz hocam. Hani insanlar sonsuz derecede karmaşık ve ilginçtir ama hani çıktıları bir o derece iptidai olabilir diye. Sanırım oradaki bütün bu Funky Business'ta da, kitapta da ondan bahsediyordu işte. Karmaşa, hız, izafiyet, anlam bulmadaki zorluk, farklılıklar, benzerlikler, ne derseniz deyin. O öyle bir çorba ki yani bizim başa çıkamayacağımız çok acayip bir düzen yaratıyor sonuçta. Ocak ayıydı. Benim dünyada takip ettiğim entelektüel bloklar var. Bayağı korkunç resimler çiziyorlardı. Çin'de çünkü başlamıştı ve bayağı gerçekçi sorular soruyorlardı. Ya 2 milyarlık bir coğrafyada bu başladı ve çok hızlı ilerliyor. Adamlar Wuhan'ı kapattı, farkında mısınız? Yani hani herhalde 80 milyonluk bir eğer, onlar da eyalet böyle 80 milyon olduğu için kapattı, farkında mısınız? Biz Türkiye'de 14 Mart mıydı ilk vaka görme? O uçakla geldiğini düşündüğümüz o ilk vakaya kadar Türkiye'de mesela kimse ucundan geçmedi, çok umurumuzda olmadı. Finans piyasaları, madem ağa paradayız, kimse etkilenmedi. Zoom ilk bir ay Wuhan'da çıkan hikayeden sonra, sonra bilmem kaç katına çıktı ama kimse... Hadi gidelim de Zoom hissesini de alalım. Nasıl bir şeydi değil bakın, mi? Yani görmedik. Hiç şey tahmin edemiyorduk. Evet şimdi... Tahminle görmüyoruz. Görmek de istemiyoruz bu arada. Yani herkes kendi penceresinden bir şeye bakıyor. Herhalde ara vereceğiz. Sen evet şimdi... bu hikayenin sonunu gerçekten merak ediyorum. Reklamdan tamam. Sonra dinlemek istiyorum. Ve daha da çok şey konuşacağız elbette. Bugün bununla bitmeyecek. Evet. Evet efendim, reklamdan. Evet efendim, tekrar merhaba aradan sonra. Umarım hala buradasınızdır. Sadece ekran başında olmak da yetmiyor bazen. Gerçekten tüm dikkatimizi vererek burada olmak, burada kalmak da çok önemli. Sizlerin desteği bizim için önemli. Twitter'da insan hali hashtag ile paylaşımlar yapabilirsiniz. Biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet sevgili Uğur, bir yerde bu Funky Business, evet bundan bahsediyorduk ve merak ediyorum ben. Ve onu... aslında Ocak ayında nereye bağlamıştım? Bazı dünyadaki takip ettiğim bloklar var. O bloklarda zaten felaket senaryolarını çiziyorlardı bu arada. Yani çok basit bir soru aslında. Yani 2 milyarlık bir coğrafyada bir şey geliyor. Yani yaklaşıyor, yaklaşmakta olan modunda. Ama biz bunun bizden gayrı olabileceğini, dünyanın bir ucunda orada kalabileceğini düşünebilecek kadar iptidai olabiliyoruz. Yani bazen değil, çoğu zaman. Sadece görmek istediklerimizi görüyoruz. Neden sence? İnsanın, neden böyle yapıyoruz? Sence, senin fikrin. İnsanın doğasında bu var yani. Hani beyin kendisini haklı çıkarmaya çalışan avukattır diyoruz ya. Yani sadece gelmeyeceğine inanmak, böyle bir şeyin başımıza gelmeyeceğine inanmak
bizim için çok güçlü bir motif oluşturuyor. Yani her şeyi silip atıyorsun. Bütün argümanları düşün. Sonuçta ortaya analitik bir bütün koyabiliriz değil mi bununla ilgili? Dünyanın 2 milyarlık coğrafyasında yaklaşık 3'te 1 falan oluyor. Büyük bir salgın var ve hızla ilerliyor. Adamlar eyaleti kapatıyorlar. Diğer eyaletleri kapatıyorlar falan yani o derece ardı ardına. Aradan Ocak, Şubat, Mart'a geliyoruz. Yani bizim başımıza gelmeyecek, bizim başımıza gelmez gibi düşünüyoruz ve bunu ama hep böyle yapıyoruz. Bu sadece pandemiyle iklim felaketine bak dünyada. Ben değil işte kendi NASA'sından tut Dünya Çevre Örgütü, Dünya Meteoroloji Örgütü neler neler söylüyorlar. Şimdi, 2050 yılında olabilecek her şey. Bu bilgiyle yaşamak çok zor. Yani bu bilgiyle yaşayabilir miydik? Soru bu. Vallahi biz mesela yani aklıma geldikçe afakanlar basmıyor değil ama hani İstanbul depreminin üzerinden geçti yaklaşık o süre. 30 yıl içerisinde olacağını söylüyorduk. Biz yaşıyoruz bayağı bayağı da devam ediyoruz. Ha bu çaresizlikten olabilir, bu yok saymaktan olabilir, bu son derece iyimserlikten olabilir falan filan ama yani netice itibariyle biz bazen filtreliyoruz, bazen tümüyle silmemiz gerekiyor. Siliyoruz bunu çok rahatlıkla yapıyoruz ve işte evrenin karmaşık dolanımı dediğimiz o beynin o kusursuz aslında kapasitesine çok aykırı şekilde defalarca davranıyoruz. Ve her seferinde yapıyoruz. Yani dünyanın felaketi sadece COVID mi? Yani bence şiddet, ölümler, adaletsizlikler, değil mi? Yani terör aslında sürekli felaketler içine doğuyoruz. Her yeni gelen nesil yeni bir felakete doğuyor aslında baktığımızda ama neticede sürdürülebilirlik diye bir kavram var. Zannedersen biz sadece iyi şeyleri sürdürülebilir değil, aynı zamanda bütün bu felaketleri de sürdürülebilirlik odağında düşünüyoruz. Ama bu bir zamanı ilgilendiriyor. Kötü ki sürdürülebilirlik aslında bir zaman tanımlamaz. Yani hani doğanın sürdürülebilirliği dediğimiz zaman canlılığın olduğu tüm zaman ve olmasını tahmin ettiğimiz zaman dilimini ilgilendiren bir şey. Ama bizim için sürdürülebilirlik atıyorum 3 jenerasyonun yaşadığı bir şey gibi yani. 30 yıl iklim felaketi olmaz mı? 30 yıl sonra deprem olabilir ama 30 yıl olmaz. Ya biz de 30 yılda kesin olacak dedim ya işte 25-30 yıl rahatız kafasıyla algılıyoruz biz onu yani. İstatistiği anlama yetimiz olmadığı için hani öyle bir ya, veriyle düşünme durumumuz yok. Elbette biraz şu sözü çok severim ben. Dalgaları durduramayız ama sörf yapmayı öğrenebiliriz. Ben senin sörf geçmişini biliyorum Uğur. Ve belki buradan bir aktarımın oluyor. Mesela bazen çünkü yaşamdaki bazı hobilerimiz, uğraştığımız şeyler de bize çok önemli bir feyiz olabiliyor. Yani insanın her şey hayatta gurusu olabilir. Yani bir hayvan da bizim gurumuz olabilir. Ondan da bir şey öğrenebiliriz. Biz yaptığımız bir eylemden de bir şey öğrenebiliriz. Bir çocuktan da öğrenebiliriz. Özellikle de sporlar bence çok öğretici. Yani eğer farkında olarak yapıyorsak. Elbette hayat işte yani şeylerle dolu, dalgalarla dolu. Yani bu deniz böyle dümdüz gitmiyor. Ve durduramıyoruz, sörf yapıyoruz. Sen nasıl bu sörf maceranı ya da bu sörfü nasıl yapıyorsun? Bütün bu zorlanmanın içinde işte bütün bu deprem bilgisiyle, bütün bu COVID'le ilgili olan bilgiyle hayatın insanlığın nereye doğru gittiğini araştıran birisin. Benim için çok güzel bir konu bu ve şu an düşünüyorum yani sen bunu sordun diye. Düşünüyorum hani sörfe merakla başladım. Bir arkadaşım yapıyordu. Bu ne kadar enteresan ve havalı bir şey diye düşündüm önce. Sonra rüzgarı düşündüm. Sonra denizi düşündüm. Sonra denizin kenarında aslında hiç fena yüzmememe rağmen sıkıldığımı düşündüm. Aslında denizle başka bir şey yapabileceğimi düşündüm. Ve o yıllarda, başladığım yıllarda gerçekten bir takım imkansızlıklarla ilk sörfümü edindim. Düşe kalka falan zor bir spor sonuç itibariyle. Öğrenmeye başladım. Öğretecek de kimse yoktu. Kendi kendime öğrenmeye çalıştım. Düşe kalka. Ve uygun olmayan bir deniz. İstanbul Denizi çok uygun değildir sörf için. Rüzgar yapısı itibariyle çok uygun değildir. Ama mesela uzun yıllar oldu bıraktım ve bıraktığımdan itibaren hayatımdan çok şey kayboldu aslında. Bunu her daim bak bu kısmını düşünüyorum. Şimdi denge var, direnç, mukavemet, sosyolojik bir takım kavramlar var. Sörf yapan insanlarla birlikte bir takım alt kültürler oluşturuyorsunuz. Muhteşem bir şeydi. Sonuçta 95-96 yılında başladığımı düşünsem 20-21 yaşındayım. Bizimle birlikte kaşar ekmek yiyen orada bir nörocerrah vardı mesela. Benim hayatımda karşılaşamayacağım bir insan. Nereden karşılaşayım onunla? Ama işte aynı sofrada yarım ekmek kaşar yiyorsun. Tabii müthiş bir alt kültür o. Yani hani diğerlerinde de vardır ya böyle işte rapçilerde vesaire falan. Bu insanın kimliğini oluşturması için çok önemli. Sadece bir spordan bahsediyoruz. Yolculuk vardı, serüven vardı. Mesela
İmkanın ne olursa olsun yakaladığın bütün fırsatları veya olmayan fırsatları fırsat gibi yaratıp ona çevirip işte Çanakkale'ye git, Alaçatı'ya git, Datça'ya git. Müthişti yani. O serüvenin kendisi zaten yaşam serüveni ama onun mikro bir boyutunu orada yaşıyorsun. Çok anlamlı bir şey. Diğer taraftan insanın fiziksel özelliklerine ilişkin birçok unsur var. Mesela sörfte özellikle yarışıyorsan, müsabıksan ve 500 gram fazla varsa slalomda zaten 2 saniyeyle falan yarış kazanıyorsun. Olamaz 500 gram fazla. Ne yapacaksın? Spor yapacaksın. Hareket edeceksin. Salonda çalışacaksın. Kardiyo yapacaksın. Kondisyonun hep iyi olacak. Seni aslında kaç farklı parametre... Ha bunun bir de kimlik tarafı var. Sörf yapıyor olmak, kendini iyi hissetmek, diğerinin sana bakışı, anlamı. Yani aslında bir tane olgu, bir basit spor bir taraftan baktığınızda ama bütünüyle değerlendirdiğinizde senin hayatını, kimliğini üzerine kurabileceğin kadar kritik bir meseleye geliyor. Bir de benim mesela sörfün ben çok önemserim. İşte zeka türlerini anlatırken o doğacı zeka meselesi çok önemli. Özellikle koronada daha da önemini korudu ve yükseltti bence. Onu bağlayayım dedim. O bir 3-4 senedir de yaptığım bir mantar yolculuğu var. Yani mantarları öğrenmeye çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. Türkiye'de bayağı bir yer dolaştım. Yani İstanbul çok iyi bir mantar coğrafyası. İstanbul'u dolaşıyorum. Balıkesir, Kastamonu, Çanakkale. Olağanüstü bir macera. Yani tur mu desem, serüven mi desem. Çok da bir taraftan da eğer tüketiyorsan da tehlikeli bir şey. Buradan hani bir şeyde yapayım, uyarıda yapayım. Ben mesela onu... Evde denemeyin lütfen. Evde denemeyin. Yani deneyin ama şöyle deneyin. Ben mesela bir sistem oluşturdum kendimce. En çok tanıdığım 5 tane mantarı ancak tüketiyorum. Ama geçtim o tüketim kısmını falan bırakın. Sen soruyu sorarken düşündüm bu arada bunu. Sen hani dedin ki ağaç dedin. Kimisi ormana bakıyor, kimisi ağacı görüyor. Şimdi kısaca farklı insanlarla çıktığım turda kimin mantarla birlikte neyi gördüğünü, neyi bana söylediğini düşündüm Zümra tam onu söylerken. Bir gün bir arkadaşımla gittik. Bir sanatçı, bir ressam. Mantarlar harika renklerde ve harika formlarda olur. Üstelik sadece mantarda değil orada baktığın yani. Sonuçta koca bir biyolojik çeşitlilik var onun içerisinde. Renkleriyle ilgilendiğini gördüm. Şapka mantarlar, üzerindeki benekler. Mantar dedi ne güzel soyutlanır dedi. Benim resmime ve yapmaya başladı. Sevgili Kenan Işık onu da söyleyeyim. Mantarı resmin içine aldı. Soyut bir formla aldı. O bunu gördü. Bir tura çıktık mantar turuna. Bir topluluktu bu. O toplulukta bir jeolog vardı. O mantarın tamamen jeolojiyle ilişkisini, oradaki kaya yapıları, toprak yapılarını kurarak bize anlattı. Bir çıktığımız yine turda bir botanikçi vardı. Olağanüstü bilgiler verdi. Yani hani mantar nerede yetişir, nasıl yetişir, bitkiyle ilişkisi nedir? Güzel. Herkes kendi bakış açısından, yani kendi ilgilendiği yerden bakıyor. Aynı mantara, tabii, aynı doğaya, aynı yere. Aynı yere. Aslında bence hayat da böyle bir serüven. Evet. Sonra ben bir doğacı zeka tanımı yaptım bunun üzerinden. Birkaç kez söyledim hatta bunu. Konferanslarda falan, Zoom'da. Şimdi herhalde doğacı zeka şöyle bir şey. Biri ormana bakıyor ve diyor ki burada muhteşem bir biyolojik çeşitlilik var diyor. Mesela bu bizim hiç bilmediğimiz bir şey. Her orman yangından sonra 1 milyon diktik diyoruz ama oradaki biyolojik çeşitliliği ne yapacaksın yani? 6 milyon yılda falan ulaşan kısmı var yani. Oluşan kısmı var. Şimdi o onu görüyor. Birisi ormana bakıyor ve bir sürü ağacın bir arada olduğu bir topluluk. Bunun adına orman diyoruz ve ormanı görüyor. Birisi ormana bakıyor ve ağacı görüyor. Burada ağaç var diyor tek tek. Birisi ormana bakıyor. İşte mantarda yaşadığım bir şey. Bir marangoz arkadaşımla birlikte gitmiştim. Sürekli gürgen ve meşe ağacının arasındaki hangisinin mobilyaya daha iyi gideceğini anlattı bana. Biri ormana bakıyor ve odun görüyor. Biri ormana bakıyor ve tahta görüyor. Yani Cem Yılmaz'ın 4. elementi gibi tahta görüyor. İşte herhalde ormana bakıp biyolojik çeşitlilik gören insanla tahta gören arasındaki fark doğacı zeka farkı gibi duruyor. Yani bunu sadece metaforik olarak söylüyorum. İşte ne zaman ki ormana bakıp biyolojik çeşitliliği gören insanların sayısı dünyada kitlesel olarak artacak. İşte 7,5 milyarın yani 3,5 milyarı yeter herhalde. Yarısı gibi düşünelim. O zaman işte dünyada başka şeyleri belki konuşabiliyor olacağız. O zaman işte iklim felaketlerini anlamlandıracağız. Doğacı zekanın ne olduğunu anlayacağız. Korona öncesi sonrası veya dünyadaki bütün olguları daha iyi anlayabileceğiz. İnsanın temel meselelerinden biri bu. Bakıyoruz, görmüyoruz.
görüyoruz, anlamıyoruz. Ve bu düzen bir sarmal halinde kendini tekrar ediyor gibi duruyor. Evet, evet. Bana bir şey ekleyeyim mi? Ekleyin ve de soracağım da zaten. Yani bu metaforla da ilgili kafama takıldı. Şu hani Çin'de gördük, bize bir şey olmaz modunda. İnsanın doğasında var dedin ama mesela birçok Avrupa ülkesi böyle bizim gibi davranmıyor. Ya da ne bileyim Uganda bizim gibi davranıyor. Her yer biraz farklı davranıyor. Şimdi belli topluluklar, normalde bu ülke sınırları yapay olarak çizilmiş şeyler ama içindeki toplulukları bir arada tutan enteresan dinamikler var. Mesela ben niye böyle arızalardan ders çıkarmadığımızı, niye felaketten tavır değişikliği üretemediğimizi çok sosyal bilimcilerle falan konuşmaya çalışıyorum. Sevgili en son Deniz Hoca ile konuştuk, Deniz Ülker Boğan'la. Ya bizim ülkede zannediyorum, bu arada işte ilahiyatçı arkadaşlarla konuşup anlamaya çalışıyorum. Yani her perspektiften, toplum dinamiği benim bilmediğim bir şey çünkü ama şunu zannediyorum görebildim. Yani herkes de benzer yere işaret ediyor. Siyaset zehirlenmesi var bizde. Mesela şu anda Cumhurbaşkanımız dese ki ben aşı olmayacağım. Bu ülkede sırf o aşı olmadığı için aşı olmayacak hatırı sayılır bir yüzde olduğu gibi. O dese ki ben aşı olacağım. O aşı olduğu için aşı olmayacak hatırı sayılır bir yüzde var. Çok enteresan bir memleket burası. Aşının bilimsel tarafı, bilimsel uzmanlığa olan ezbere, saygı falan. Ezbere bilgi ve değer planda. Yargılarının fazla bilgi olduğu. Bilgi beşinci planda bu ülkede. Evet. Siyasi tarafkirlik. Bu arada taraf olduğu siyasi şeyin ne olduğunu da bilmesine gerek yok. Bir şeye taraf olmanın tanımlama ve davranış için yeterli olduğu garip bir kültür var bizim burada. Ve bu kültür maalesef sıkıntılı. Yani günlük hayatımızdaki kararlarımıza inecek kadar insanların hayatını etkileyebiliyor. Bu siyasi polarizasyondan, kutuplaşmadan çıktığınız zaman evet özgürleşiyorsunuz ama bu sefer de bu ülkede ortada kalıyorsunuz. Yani sizin söyleyeceğinizi anlayacak kimse bulunmuyor. Yanınıza insan bulmakta zorlanıyorsunuz. Dolayısıyla bu tarafkirlik sizi emiyor. Siyaseten düşünen bir ülke burası mesela. Birçok gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeyle paylaştığımız ortak bir örüntü. Ama giderseniz adına gelişmiş ülkeler dediğimiz yerde, orada mesela en üst düzey politik figürler bile uzmanlara uyar yeri geldiğinde. Yani uzmanın dediği geçerli kabul edilir. Bizim burada siyasetin en üstte karar vermesi, tokadı vurunca işleri değiştirmesi beklenir. Böyle garip bir hal var. Şimdi bu bizim o senin en son işte ormana bakınca ne görüyorsun meselesini bile belirliyor. Yani bir ormana bakınca ne görmemiz gerektiği bile siyasi bir konu bizde. Yani bir şeye mesela diyelim bir şeye eziyet ediliyor ya tabiatta. Ya normal insan olarak biz tabiatın bir parçası olarak ya buna karşı durmamız lazım ama bakıyoruz kim eziyet ediyor. Bizimki ise bir sor kardeşim niye ediyor. Ne mizahi kısmı. Ucunda bir şey var. Şimdi bu hareket en fazla hayata tutunmamızı ve belli bir istikrarda durmamızı zorlaştıran şey. Bizim toplumun ana dertlerinden bir tanesi resmen politoksisite diyelim biz ona. Siyaset zehirlenmesi. Anormal miktarda. Ve günlük hayatımızda kendimizi düşünmek yerine, bunu çok büyük bir şey zannediyoruz ama ülkenin ikbali için falan gözümüz sürekli televizyonda, siyasilerde ne yapıyorsun sen? Yani kendi işini yapmıyorsun ki, şurada iki taş üstüne koymuyorsun ki. Bu sonuçta felaket kucağınıza geldiğinde dın diye ortada kalmanıza sebep oluyor. Yani hayata karşı sizi savunmasız bırakıyor. Çünkü bütün ömrünüzü gerçek olmayan bir şeyle geçiriyorsunuz. Ben bunu çok yaptım. Tabii. Bunu yapmamak lazım. Jung'un, Carl Gustav Jung'un böyle şimdi aklıma gelen bir sözü var. Dışarıya bakan rüya görür, hani içeriye bakan gerçekliği evet. görür diye. Tabii dış dünyayla temas da önemli ama içerisi de önemli. İçeride sorgulamak, yani ezbere almak değil, değer yargılarından değil de gerçekten bunu kim biliyor, nereden biliyor, nedir bu? Sorgulamak. Tabii bu Covid döneminde aslında sorgulayan toplumlar biraz daha bence kurallara uymakta zorlanırlar. Yani ben Eylül ayında İngiltere'ye gittiğimde mecburen gitmek durumunda kaldım pandeminin ortasında. O kadar bizde yani bizde maske giyme, maske takma daha şeyken kabul etmiyorlar. Yani evet. Orada yani bu dışarı çıkmak, temas ve maskeye uyumla ilgili ciddi problemler evet. yaşandı. Ama bir şansları vardı. Bireysel toplum oldukları için bizdeki gibi günler, düğünler, kına geceleri, nişanlar olmadığı için kurtardılar. Zaten yalnız yoksa yaşıyorlar. Yoksa maskeye yani. Uymuyorlar. Yani çünkü sorguluyorlar. Neden? Bu gerçekten böyle. Yani onu yapmak için, onu sürekli hale getirmek için büyük bir sorgulama sürecinden geçiriliyor. Bu bazen iyi, bazen de kötü. Orman ağaç demişken Robert Jordan'ın Göğün Ateşleri romanında bir kelimesi vardır. Der ki, meşe rüzgarla savaştı, kırıldı. Söğüt gerektiği zaman eğildi ve hayatta kaldı. Şimdi bu bazen yine bu toplumsal aslında uyuma da bunu uyarlayabiliriz.
Hocam yani tuzak soru söyleyeyim yani. Söyleyeceğiniz her şey. Bunun üzerinden bayağı bir Twitter döner ya. Gerektiği zaman eğildi ve hayatta kaldı demek. Şimdi bu bir anlamda da aslında kabul, o işte dalgalarla sörf yapmak, uyum ve yani o zaman burada bunu nasıl açıklayabiliriz? Yani rüzgarla savaşmak ve kırılmak ve aynı zamanda gerektiği zaman eğilmek ve hayatta kalmak. Yani bu iki keskin ayrım gibi görünüyor. Biz kabulü, çünkü kabulün çok önemli olduğunu söylüyoruz. Yani kabulün aslında bir zaman gerektiği zaman eğilmek ve hayatta kalmak. Bir anlamda da şimdi biraz önce konuştuk. Dedik ki ezbere, sorgulamadan alıyoruz. Bu üçlünün içinde biraz dans eder misiniz? Hadi bakalım. Pek dans etmem ama sizi mutlayacağım. Şimdi ister sörf metaforunu al, ister orman metaforunu al. Bütün mevzu. Hatta bizim beyin plastisitesi dediğimiz o beyin hücrelerinin değişme dinamiklerini ele al. Yani adaptasyon yoksa gittin. Biyolojinin, bu varlığın temel kuralı bu. Değişen şartlara adaptasyon yoksa öyle ben olduğum gibi duracağım, böyle kazık gibi duracağım diye bir sistem yok. Adaptasyon uyum mu? Uyum. Uyum yani, uysallık mı? Değil işte. Şimdi adaptasyonun kuralları işte. Kabul dediğimiz şey, senin de karnın çok ağrıyor biliyorum. Yani bu çok konuyu anlatmaya çalışan herkesin. Yani mesela kabullenmek ve devam etmek diye bir jargon var. Bunun işte terapisi var ama kabulü anlamıyoruz biz. Mesela kabul etmek bizde genellikle böyle baş eğme, yani bir yenilme, durma gibi bir anlam içeriyor. Halbuki kabul o sistemi zorlayan değişkenleri anlayıp onun bileşenlerini fark etmeyi gerektiriyor. Yani gerçekten burada ne oluyor anlamanın adı kabul etmek. Anlamayan insan direniyor. Mesela şu anda birçok insan COVID'de neden, ya kabulsüzlüğün acısını niye çekecekler? Bitsin de hadi artık okula gidelim, işe gidelim diye bekliyorlar. Yok sevgili dostlar, o plazalar falan artık eskisi gibi olmayacak. Yani 8-9 aydır böyle olduk biz, bu daha da devam edecek. Zaten bir insan bir şeyi 1-2 ay yaptı mı zaten alışkanlıkları değişiyor. Yani şu anda durumu kabul etmemekte diretmenin zararlarını görecek bazı insanlar. Şu anda elimizdeki mevzu küresel olarak alışkanlıklarımızı değiştiren bir şey. Daha önce yaptıklarımızı yapamadığımız, yapmadığımız şeyleri yapmak zorunda olduğumuz bir durum. Şimdi burada kabul noktası şu. Aynen ağaç metaforunda olduğu gibi. Selvi miydi eğilen? Hangisiydi? Meşe ve Söğüt. Söğüt eğiliyor, doğru. Eğil salkım Söğüt. Evet. Mesela Söğüt gibi ortamın akışına, enerjisine uygun hareket etmek. Evet. Ve biçim değişimi ya da davranış değişimi gösterebilmek. Ama bunun için değişimi ne olduğunu anlamanız lazım. Şimdi biz genellikle hayata kendi prensiplerini direten insanlar olmayı şey, dik başlılık ya da ne bileyim hani özgüven falan zannediyoruz. Hayat öyle bir şey değil. Hayat daha ziyade karate gibi, aikido gibi. Yani gelen tepkiye göre tavır belirleyeceksin. Yani sen, ben iki tane yumruk biliyorum. Hani var ya o komedi filmlerinde. Hadi diyor, şöyle yaptım diyor. Sen parmaklarını sok. Böyle yapınca parmağını zorta iki gözüne birden giriyor. Şimdi sadece bu hareketi biliyorsan o senin gözünü korumaz. Yani duruma göre başka adaptasyonlar yapman lazım. Bizim sıkıntımız uyum meselesini biyolojiden de çok kopuk olunca. Hani yok ki temel biyoloji falan öğreten yok. Halbuki yaşamın mantığı. Milyarlarca canlı türü bu dünyaya gelmiş, %99'u gitmiş. Ya niye gitti diye bir soru. Bunlar niye gitti? Adapte olamadılar, uyumsal. Kim kaldı? Biz ve diğerleri. 10 milyon civarında canlı türü. Biz bugün bütün o badireleri atlatan ataların torunlarıyız. Yani biz çok ciddi bir elekten geçtik. Bu elekten kimler geçti? Ortamlarına en iyi adapte olan. Şampiyon kim bana sorarsanız? İnsan. Niye? Çırılçıplak ve hiçbir yere adapte değil ama her yeri kendine adapte edebiliyor. Bu artık işin iyice cılkını çıkarmış bir canlı türü. Biz şu anda uzay istasyonunda da yaşıyoruz işte. Boşaltmazlarsa yakında COVID'den dolayı. Orada bile yaşıyoruz. Mars'a gideceğiz mesela. Yani bu sisteme baktığınızda aslında bütün canlılığın mantığı, hatta evrenin kozmolojik işleme prensiplerinin temelinde şartların birbiriyle uyumlu bir şekilde gitmesi ve kabul var. Kabul olduktan sonra da ya bu kabul içerisinde artık yeni bir tarzı hareket belirlemek, yeni bir yol çizmek mümkün hale geliyor. Aksi takdirde siz sadece olan biteni reddederek kurban pozisyonunda beklemeyi seçiyorsunuz. Bir insanın, yani sadece COVID-19 söylemiyorum, ben bu aralardan çok geçtim, bu yollardan çok geçtim. Hepimiz yaşıyoruz bunu. Mesela akademide ben ilk mobbingleri yediğim zaman yüksek tansiyonlarla hastaneye kaldırılıyorum bilmem ne. Ya baktığın zaman
işte yaşlı bir hanımefendinin dırdırı dışında hayatımda bir şey yok. Uzaktan yani, bakan birisi böyle düşünüyordu hocam. Tabii. Siz içindeydiniz. İşte içinde olunca öyle olmuyor. O bir anda senin dünyan oluyor. Ya halbuki evet. Ondan sonra bu arada da hiç unutmam, çok enteresan anekdottur. Yıllar evvel. O zaman sadece uzaktan tanışıyoruz. Sevgili Nevzat Tarhan'ın bir kitabı geçti elime. Bizim kurucu rektörümüz. Onun Psikolojik Savaş diye bir kitabı. İşte alakası yok benimle. Öyle bir karıştırırken en sonunda tam benim yaşadığım soruna ilişkin 15 maddelik bir çözüm önerileri buldum. Narsistik kişilikle nasıl baş edilir diye. Ben tam bir narsistik problemle uğraşıyordum. Aldım. Birinci madde. Ertesi gün uyguladım. Arıza çıktı ve ben bir anda özgürleştim. Yani neyle karşı karşıya olduğumu anladığım zaman, kabul ettiğim zaman bir anda onun çok son derece aşılabilir bir problem olduğunu yani fark ediyorsunuz. Yani kabul bir başlangıç aslında. İşte bunu anlatmaya hep ben de aynen. çalışıyorum. Aynen. Kabul bir başlangıç. Başlangıç yani hiçbir sonu gibi algılıyoruz. Yani, yaptım olayım. Hiçbir şey olmadı ve ben kabul ettim en sonu. Pes aynen. etmek gibi. Değil. Aksine başlangıcı bu. Yani onu kabul ettikten sonra harekete geçebiliyoruz. Ben hayatımda bir şey becerdiysem eğer şartlarımı kabul ettiğim zaman becermişim. Yani bakıyorum şimdi. Ya bu böyle demiş. İşte Uğur'un futbol hatırası gibi ben de şu anda stadyumlarda millete hop hop zıplatacaktım. Rock müzisyeni olacaktım. Yani dünya turnesine çıkacaktım. Dünyanın en sert ve ritmik bestlerini yapıp Manowar gibi böyle stadları hop hop hoplatacaktım. Konsere yani. Birlikte gittik hocam bu arada. Tabii. Hatırlıyor musunuz? Aşk olsun. Manowar'ın veda konseri kaçmaz. Orada da beraberdik biz mesela. Şey, yaşlı Kurt Mete, yalnız hep dedeler konseri gibiydi. Çok kötüydü. Yaşlandığımız oradan dönüyoruz. Ama mesela oradan niye dönüyorsun? Bak aynı şey. Bir konser sonrasında bunu birkaç yerde daha anlatmıştım. Çocuğun bir tanesi elinde tahta, beyaz tahta kalemiyle kafamı imzala abi diye önüme geldiği zaman bir konserden sonra öyle Allah gönderdi o çocuğu bence. Çocuk böyle şey alkol fıçısı gibi kokuyor ve ben orada müzikle bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bu arada konser tamamen benim bestelerimden oluşuyor. Sözleri, besteleri ben yapmışım. Büyük bir iştiyakla çıkıp insanlara bir şey anlattığım zaman arkadaş Zom öbür alemden misafir katılıyor. Yani ve bana kafamı imzala diye geldiği anda dedim ki ben ne yapıyorum burada? Yani Uğur'un bacağı kırılan arkadaşını gördüğü anki gibi. Bazen ki, bir travmatik bir şey evet. de yani ya da bir stres yani gelen bir değişik bir şey de. Ama ne güzel biliyor musun? Bu değil. Mesela Uğur da şunu yapabilirdi. Ya ben futbola bu kadar sene emek verdim. Sabah 6'da kalktım. Bilmem kaç durak gittim. Bu yatırım yanmasın diyor. Batık yatırım safsatasına aynen. girebilirdi. Ve o zaman ben de işte ya bu kadar emek verdik. Ben kaç senedir gitar çalışıyorum diye. Orada ısrar etseydim belki başarılı bir müzisyen olurdum ama tatmin olmuş bir insan olmazdım. Çünkü benim derdim müzik yapmak değil, anlatmakmış. O gün anladım. Ve beni dinlemediklerini gördüğümde, yani anlattığımın ona ulaşmadığını gördüğümde dedim ki yöntem yanlış. O gün gitarı astım. Arkadaşlara dedim ki siz yeni bir gitarist bulun. Çok da güzel bir gitarist buldular. Onlar devam ettiler. Ben Samsun'a master'ıma geri döndüm. Ve netice itibariyle bu hayatın... Ses girince dağıldım ben de. Selamlar arkadaşlar. Hocam o adam geldi. İşte o geldi herhalde. İşte o başına imza isteyen adam gibi. Aynen tam öyle. Yine diye herhalde. Tabii yani hayatta her zaman böyle bir şey olabilir. Dolayısıyla değili öğrenmek. Bak insan beyni şöyle çalışıyor. Şu şudur diye öğrenmiyorsun. Yani biz çocukken aslında bu değildir diye öğreniyoruz. Yani bir şeyin bir şey olduğunu zannediyoruz. Mesela soba sarılınacak bir şeydi. Hayır değil. Yanınca anlıyorsun. Anladın mı? Diyorsun ki buna dokunma. Değilleme cinsinde öğrene öğrene. Uğur futbolcu olmayacağını, ben müzisyen olmayacağımı öğrendim. Ama bu müzikle ilgimi kestiğim anlamına gelmiyor tabii. Uğur da mesela herhalde aynen, futbol oynuyordur. Yani o hayatımızda bir renk lazım ama esas rota başka. İşte bunu keşfetmeyi sağladığı zaman o kabul anı çok önemli. Ya kabul et, bırak yatırım batsın ya, bırak o kadar uğraştığın batsın. Yanlış yere yatırım yapmışsın, döndüğün anda kârdasın. Zararın neresinden dönersen kârdır gibi. Mesela şu anda sen de çok iyi biliyorsun. Hepimiz akademide uğraşıyoruz. Diploması yüzünden hayatını yakan çocuk var ya, sevmediği bölümü okumuş, sırf o kağıt nereyi gösterirse oraya gidiyor. Ya bırak şu diplomayı. Hayatta milyonlarca yapılacak iş var. Yani bir üniversite bitirmiş çocuğun dünyada yapabileceği işleri kağıda dizmeye kalksan onlarca sayfa yapar ya. O kadar aslında seçeneği var bu dünyada ama o kağıt parçası, o belge, onun kaderi zannediyor artık. Çünkü melimalılar var. Yani ne yapılmasına aynen. dair, ne yapılması, neyin ne olması gerektiği, neyin nasıl olması gerektiğine dair hazır bizim için biçilmiş listeler var. Yani zaten zorlanma da buradan geliyor. Yani işte adam olmak için bir üniversite bitirmelisin, şöyle bir ortalama yapmalısın, üstüne yüksek lisans yapmalısın, doktora yapmalısın. Şu bölümlerden mezun olduğun zaman ancak bunu yapabilirsin, bir daha değiştiremezsin. Çok geç. Şu yaşlarda şu belirli
belirli görevler yapılmalı. İşte bunların hepsi aslında sorgulamamaktan kaynaklanıyor. Tabii. Evet, yani sorgu neden peki? Yani bunu ben yapmadım. Bu soruyu kimse neden bize soracağımızı hiç söyledi mi Zümra? Yani okulda hiç böyle rastlayan var mı? Yavrum sorgula. Sen en çok neyi yapmayı seviyorsun? Ya bırak bunları, bugün senin istediğini yapalım diyen bir öğretmen, bir bakıcı bir şey oldu ama mu yani? Bunun, yok ki böyle bir şey. Bunun mikro birimi aslında şu bence. Şu soruyu pek sormuyoruz kendimize. Bir dakika ya, şu anda bende neler oluyor? Bence bunun en başlangıç noktası şu. Çünkü çok büyük bir soru. Yani 8, 9, 10, 12 yaşındaki bir çocuğa sen ne olmak istiyorsun sorusu. Yani böyle bir soruya cevap vermesini beklemek bilmiyorum ne kadar mantıklı olurdu. O an için evet. Cevap verince ama hoşumuza gidiyor. Ya yani, hoşumuza doktor tamam olmak istiyorum diye, avukat olmak istiyorum. Bizim zamanımızda hep öyleydi. Yani belli meslekler vardı. Ama onun başlangıç noktası şuradan başlıyor. Bir dakika ya, ben kimim? Şu an, ben kimimin cevabı, en önemli cevabı şimdiki anda. Şu anda ne oluyor bende? Neler hissediyorum? Ne gibi bir duygularım var? Öfkeleniyor muyum? Kızıyor muyum? Şunu yaparken evet tamam başarı hissi var bende. Bunu başarıyorum, bunu iyi yapıyorum. Çünkü annemin babamın aslan çocuğuyum, kaplan çocuğuyum. Ama ben ne hissediyorum? Sıkılıyor muyum? Sıkılmak ne demek? Sıkılınca bende neler oluyor? Üzülüyorum. Üzülmek ne kendi demek? Öz farkındalığı. Öz farkındalığı. Yani buradan başlıyor. Bu birimden başlamadan, yani öbürü çok büyük bir soru. Bu ufak birimden, ufak basit ama kolay olmayan birimden başlayıp ancak oraya gidebiliriz diye düşünüyorum ben yani. Sana izninle bir katkıda bulunmak için soracağım. Çocuklar, gençler dedi ki senin de bugün biz Mehmet Hoca ile işte Sungur'la Zoom yaparken bir genç kitleyle halden anlamak diye bir sosyal sorumluluk işi, ona bakıyorduk. Ben Mehmet Hoca'ya moderasyonda bir takım sorular sormak için bir takım araştırma sonuçlarını derledim. Bence çok çarpıcı mesela. Burasını da konuşmak gerekiyor. Türkiye'nin gençleri, hayalleri, değerleri, endişeleri ve günlük hayatlarıyla bir kurumun yaptığı bir araştırma önce. Onu söyleyeceğim. Mesela 17-24 yaş arası bekar gençlerin en önem verdiği değerler saygınlık, aile ve eğitim. Bu hoş. En büyük hayali ne diye soruyorlar. Meslek sahibi olmak diye bir cevap geliyor. Yani bir insanın yani meslek sahibi olmak gibi bir hayali, o hayal haline gelmişse zaten biz hayal alemindeyiz bu arada. Aynen öyle. Bu hepimizin ayıbı diğer tarafta. Yani zaten bir meslek sahibi olacak ama yani bunu hayal haline koymak gerçekten biraz trajedi. Devam ediyorum. Bir başka araştırma bu arada. Bu sefer genç hayaller araştırmanın ismi. Bu sefer 15-19 yaş arası toplulukları bir gruba soruyor. Bence bu yetişkinlerin de halini gösteren, bu çocuklar da yetişkin olacak zaten. Çok yakınlar, eşikteler. Araştırmayı yapan bir kredi kartı şirketi olduğu için kendisine has sorular soruyorlar. Mesela provizyon nedir diye soruyorlar. %13 ama bence çok önemli bu. Erevizyon'da birinci olanların katıldığı diğer profesyonel yarışma olarak nitelendi. Çok yaratıcı. Erevizyon, bak bu yaratıcılığı, bu yaratıcılığı yani alet edevat ve icat çıkarmakta kullansak bence Mars'a ilk uyduyu biz gönderirdik. Onu söyleyeyim ben yani. Erevizyon, provizyon. Diğer taraftan POS nedir diye soruyorlar. POS'un kredi kartlarının işlem yapabilmesi için kullanılan cihaz olduğunu bilen %86, bu iyi bir rakam. %6'sı da diyor ki POS'un polikistik over sendrom olduğunu söylüyor. Zannedersem tıp fakültesi öğrencileri evet, denk gelmiş o arada. Sonra %5'i bir bilgisayar oyunu olduğunu söylüyor. Bu da güzel. PUBG'den falan mı geldi? %3'ü ise psikolojik bir hastalık olduğunu söylüyor. Herhalde o da biraz öncekiyle alakalı. Şimdi çok bilmek hani lanet midir falan diye böyle arada felsefi tartışmalar yapıyoruz da az bilmek de ayrı bir lanet. Yani bilgiyle ne yapacağını bilmek önemli ha? Ve yavaş yavaş bilmemeye de başlıyoruz bence. Hani öyle de bir sıkıntı bilgi var. Bilgi kirliliğinden mi? Yani bilmenin önemini küçül... Ya hocanın evet söylediği şey çok önemli. Yani bu siyasetin, hayatın tüm alanına bu kadar yayılıp ana odak meselesi haline gelmesi ülkeyi kirletir. Bunu söylemek lazım. Deniz Hoca'nın bizim... Ama işte bunu siyaset becermiyor, onu söyleyeyim. Bunu beceren siyaset değil. O boşluk hali. O bilgiyle ne yapacağız? Bu yoğunluğun arasında yolunu bulmak için en kolay sarınca urgan neresi? Siyasetin ucundan tutayım evet diye insanlar. Kendine temasta olmak zor bir şey çünkü. Tabii. Siyasetin dominansı ve yaygınlığı ama bence orada temel bir mesele. Yani medya, siyaset,
köy kahveleri ise her yer siyaset. Yani evet, asırlardır yani. Az siyaset de iyi bir şey değil bu arada. Siyaset hayatın kendisi diğer taraftan ama bu kadar çoğu da yani hep işte konuştuğumuz mesele yani bir şey aşırılaştığı zaman onun iyi olma ihtimali yok. Yani aşırı mutluluk halde iyi değildir, intihara sürüklenir. Ama şimdi aklıma şey geldi. Deniz Hoca bizim bir kitaba bir metin yazmıştı. Hoş bir metindi. Tam bu konuyu konuşmuştu. Yani karpuz kabuğunun hani ikiye ayrılması gibi toplum olarak ne kadar ikiye ayrıldığımızı falan konuşurken tesadüf bugün bir Milli Eğitim'de çalışan bir arkadaşım da bir tweet silsilesi yazmış. Tweet'in konusu şu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği kararlara göre Ziya Selçuk istifa ve yaşa Ziya Selçuk hashtaglerinin olduğu tweetleri sıralamış. Yani hani atıyorum yüz yüze sınav ertelendi. Çok doğru karar yaşa. Yani i̇şte aynı, okullar aynı, açık aynı kalacak. Popülasyon değil mi? Bak, yani evet, böyle ve okullar böyle. Okullar açık kalacak. Trend topikte Ziya Selçuk istifa falan diye. Muhtemelen aynı kitle. Aynı bak. Kitle aynı, yani. Aynı kitle. İyi ve kötü şimdi, yani. Bak her sadece. Şey, her şey bakış açısı. Sonuçta yani işte Mart'taki salgını dünyada kim bekliyordu ki Milli Eğitim beklesin değil mi? Bu bir mesele. Bu olguya sadece bu olgu üzerinden aklıma geldi konuşurken siz. Oradan bir değerlendirelim. Mesela doğru soru neydi orada? Yani doğru eleştiri nereden gelir? Türkiye'de ilköğretim, okul öncesi ilköğretim ve orta öğretim düzeyinde 18 milyon öğrenci var. 69 bin okul var yani resmi ve yani devlet okullarında ve özel okullarda. 19 milyon yaklaşık. İnanılmaz bir rakam. Yani bu Avrupa'daki birçok ülkenin üzerinde bir sayı. Buna şöyle bakabiliriz. Bu salgından itibaren tüm eğitim süreçlerini uzaktan, yakından, online, senkron, asenkron, harmanlanmış ne derseniz deyin. Şimdi bir bakış açısıyla baktığımızda vay Mart'ta tam da ortasında böyle dönemin çok hızlıca aksiyon alıp EBA'yı devreye sokup, içerikler devreye sokup, üstelik insanların teknolojik araç sahipliği falan bile belli bir bilgi bile yok. Yani bence hani kimde yani işte atıyorum, 6 kişinin 6 tane çocuğun olduğu okuduğu bir evde belki hiç teknolojik araç yok. Ya da hemen o sırada işte annesinin telefonu, babasının telefonu, abisinin telefonu, bir tane de bilgisayar varsa herhalde herkesin çözüm bulmaya çalıştığı ve çözümle baş başa kaldığı bir ortam var. Şimdi onu koyuyoruz. Bir teknoloji araç sahipliği var. Bunu yapmadan eğitim yapamazsın. Bu arada diğer taraftan ülkenin internet altyapısı mesela. Hani tamam optimizasyon teknolojide olası bütün en beklenmedik koşullara göre yapılır. Teknoloji o zaman teknolojidir ama yine de bu optimizasyonda salgın olacak ve bir anda 19 milyon öğrenci üniversiteyi saymadım da. Herkes ha babam online'a geçecek diye kimsenin hesapladığını zannetmiyorum. Bir de o var. Bir de o asıl mesele aslında var. Uyum ve adaptasyon yeteneği yüksek bir tamam, milletiz. Bak onu söyleyeceğim işte. Şimdi bak evet. Bir bakış açısıyla şu sorulabilir. Şuradan eleştirilebilir Milli Eğitim. İşte okulları açtın, kapattın, kararsız kaldın, sınavları yüz yüze yaptın, şimdi mi açıklıyorsun, işte yönetişim ne derseniz değil mi? Bunu söyleyebiliriz. Yani eleştiriler buradan geldiği için söylüyorum. Buradan gelebilir. Bu bir başka açısı. Bence bu o kadar değerli bir eleştiri değil. Bence Milli Eğitim eleştirecek olsam ben şunu sorardım. Ya senin madem bu kadar büyük bir kapasiten var 19 milyon öğrenciyi birden online eğitime alıyorsun. Alabiliyorsun evet. Hatta harmanlanmış hali de oluyor arada birkaç ay mümkün olan zamanda. Ve 1 milyon 100 bin öğretmen var yaklaşık. Hızlıca buna adapte oluyor. Benim 8 yaşındaki kızım bayağı hiçbir şey her şey normalmiş. Sanki hayatı boyunca uzaktan eğitim almış gibi. Baba bugün ders falan diye sabahleyin saat 9'da başlıyor. 2'ye kadar devam ediyor, ödevlerini yapıyor, sunumlar hazırlıyor. Baba PowerPoint'i gönderdim falan diyor. Böyle bakıyorum ben Chucky'ye bakar gibi. Ne yaptın, ne PowerPoint'i gönderdim falan diyorum. 8 yaşındaki bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Bu arada EBA'da içerikler falan böyle hızlıca oluşuyor. Hiç de fena olmayan bir verimlilikle orası devam ediyor. Sürekli yeni içerikler oluşuyor vesaire. Eğitim bir şekilde devam ediyor. Devam etmesi de kimse eleştiremez bu arada. Ne diyeceksin dönüp yani salgına zaten kendini uyarlamadın şey. Mı diyeceksin. Evet. Ben milletimi eleştirsem ya senin madem bu kadar büyük bir kapasiten var, yüksek bir kapasiten. Bunu hemen bir ay içerisinde çözdün, uzaktan eğitim bilmem ne falan bütün bunları yaptın. Öğretmen adapte oldu, öğrenci adapte. Daha önce çözülmesi gereken problemlerde neredeydin diye sorarım ben mesela. Yani eleştiriyi bir önceki kısımdan alırdım. Çünkü senin yüksek bir kapasiten, yüksek bir uyumlanma becerin var. O zaman işte müfredat, içerik...
öğretmen öğrenmesi, eğitim lafını çok sevmiyoruz. öğretmen öğrenmesi. O zaman bunlarda niye hani daha önce bu sıçrama gerçekleşmedi? Acaba daha aktif, daha verimli olabilir miydin diye ben olsam burayı eleştirdim. İşte bu kontra eleştiri geldiği zaman bence buradan değerli anlamlar ve ürünler çıkıyor. Ben biraz rahatsız edici bir ekleme yapmak isterim. Bizim gerçekten adaptasyon kapasitemiz yüksektir ama bizimki şehirli değil göçebe adaptasyonudur. Göçebe adaptasyonu uyumu şöyledir. Yeni bir yere göçtüğünüzde hemen orayı minimal yaşam gereksinimleriyle ilgili olarak krizden kurtaracak şekilde organize eder ve oraya oturursunuz. Oranın kaynaklarını hızlı bir şekilde tüketip har vurup harmasa vurup başka bir yere taşınırsınız. Şimdi avcı toplayıcı sistemin yaşayışı da böyledir, göçebe toplulukların yaşayışı da böyledir. Şehirli olmak, medeni olmak ise bazı şeyleri köklü ve stratejik düşünmek, orta uzun vadeli planlar yapmak, kalıcı yerleşimler, kalıcı sistemler kurmakla alakalıdır. Biz bir şeyi çözdük mü, hadi baba çözdük ya, hadi bir gevşeyelim, şöyle bir nefeslenelim yahu. Yani bir rehavet çıkıyor ondan sonra. Kabul kısmında gevşiyoruz işte biz. Halbuki ondan sonra bir karar verip bir şeyler yapmamız gerekirken, stratejik düşünemediğimiz için biz kriz çözmede çok iyiyiz. Bak bizim o işte tabii Allah korusun hiç felaket göstermez ama deprem de serdi orada burada. Ya bizim çok ülkenin performansının üstüne evet. Yok. Yani Düzcani Bey'in Twitter'ını değil mi? Tweet'ini paylaşmıştınız. Hangisiydi? Zeka küçüldükçe kurnaz zeka. Kurnazlaşır. Kurnaz zeka biz mesela ani sorun çözmede süperiz. Ama ya bir oturup da mesela şu anda Türkiye için 10 yıllık bir yeni işte durumların dışında eğitim bilmem planı yapacağız desen, Türkiye'nin bütün kerli ferli insanlarını bir araya toplasan, başına da Sayın Bakanımız geçse, çok güzel şeyler konuşulur. Arada kavga gürültü de olur belki falan ama çok güzel fikirler çıkar. Biz bunu bu kafayla uygulayamayız. Evet. Uygulayamayız. Hızlı hızlı bir gaz niyaz bir şey olur. Ya bakanın başı ağrır, ya cumhurbaşkanının başı ağrır bir şeyleri değiştirmeye çalıştığınızda. Çünkü o konfor alanı var ya, konfor alanı. Yani bu konfor alanını bozmak için nedenimiz yok. Cesaretle dışına çıkmak için gerçek bir büyük nedenimiz yok bizim. Mesela nasıl ki biraz önce kişisel anlamdan bahsettik ya. Evet. Medeniyet tasavvuru da bir toplu anlam ister. Yani bir medeniyet kurmak için bir şey tasavvur etmeniz gerekir ve o tasarruf için ortak paylaşılmış bir anlamlar, hikayeler bütününe ihtiyacınız var. Psikolojik yok. Dayanıklılık bile böyle. Hem bireysel hem ailesel hem de toplumsal bazda. Yani literatür böyle alır psikolojik dayanıklılığı. Ve dolayısıyla toplumsal bazda resilience nasıl bilmiyorum ama bence de aynı mekanizma orada işler. Ben çünkü kainatın böyle küçükten büyüğe doğru birbirine benzeyen şeylerden, fraktal benzeri yapılardan oluştuğuna inanırım her zaman. Yani insanda geçerli olan ailede, mahallede, işte şehirde, ülkede, hatta dünyada geçerlidir. Tabii farklı dinamikler, farklı desenler ortaya çıkarabilse de kalıp olarak mesela bir duygusal istikrar ya da bir yapısal istikrar durumu neye bağlıdır diye baktığınızda ya ortada çok net değerler olmalı. Mesela evet. Toplumsal değerlerin, ya işte Danimarka'da biliyorsun mutluluk araştırması yapıyorlar. %78 mi ne çıkıyor ya? Adam sırf yani Kopenhaglıyım diye güveniyor mesela. Ama Türkiye'ye geliyorsun. Türkiye'de bu oran %20'lerde çıkıyor. Güven. Şimdi bu sıkıntı güven. Güven çok önemli bir konu. Ama evet, bak ben düşün, biraz bizim güvenden mesela konuşmak isterim memlekette sizlerle. Düşünür müsün? Yani bizim Türk insanı, ya ben güvenirim Türk insanı ama sorulduğu zaman niye böyle diyoruz? Aynı siyasi zehirlenmeden dolayı, aynı sıkıntıdan sorulamaz. Dolayı insanımızı tanımıyoruz, bir tanımak istemiyoruz. Çünkü her an öteki çıkabilir. Neci olduğunu bilmediğimiz zaman güvenemiyoruz ama. New York'ta bir çok gerçekten çarpıldım bunu duyduğumda. Danimarkalı bir anne New York'ta kahve dükkanının önüne çocuk arabasını bırakıyor. İçeri giriyor kahve almaya. Bir anda polis giriyor, orada çocuk arabası. Kadını gözaltına falan almaya kalkıyor. Kadın diyor ne yapıyorsunuz falan. Diyor çocuğu burada bırakmışım. Kadın diyor ki biz Danimarka'da yapıyoruz. Ya olur mu diyor, sokağa çocuk mu bırakılır? Diyor kahve dükkanında onu 5 çift göz izlerken dışarıda 70 çift göz ama izliyor bu çocuğu. Tam da bu söylediğiniz şeyin araştırmalarda da bir karşılığı var. Toplumsal dayanıklılığın yüksekliği toplumdaki suç oranının düşüklüğüyle de ilgili ve güvenle ilgili. Yani sonuç neden ikisi değişebilir? Yani onun ama sonucu da olabilir. Etkiliyor. Tabii. Yani toplumda suç oranlarının düşük olan toplumlarda toplumsal anlamdaki dayanıklılık, psikolojik dayanıklılık oranları yüksek çıkıyor. Ama yani bak ne güzel yere getirdin. Demin dedin ya. Mesela kendi farkındalığı olan insanın aynı zamanda bu resilience ya da istikrarı artacak gibi mesela. Bu kendine karşı suç işleme potansiyeli düşük insan demek. Yani başkasına hayatında idealleriyle çelişmeme, adımlarını doğru atma, kendini tanıyarak yol çizme,
ona göre bir hedef hayal kurma. Ya bunlar mesela kendini tanıyan insanın yapacağı şeyler. Bizim sistem böyle insanı nadiren üretiyor. Daha doğrusu bizim sistemden kaçanlar böyle oluyorlar. Sisteme tam uyum sağlayanlar, sistemin rahle-i tedrisinden geçenler en fazla siyasi düşünebiliyorlar bu ülkede. Yani ikballeri siyasete bağlı. Siyasi bir durumla ilgili kendilerini konumlandırıyorlar. Kendileriyle ilgili öznel bir hayalleri yok. Mesela hep biz jargonu burada geçer. Çok güzel gene Dücane Cündoğlu söylemişti. Yani bir sistem akılla yönetildiğinde orada suç vardır, ceza vardır, hata vardır, bir şey vardır. Ama eğer duygusalsa ortam, o zaman hainler vardır, yoldaşlar vardır, kardeşler vardır. Böyle bir gaz hali vardır. Ya halbuki tekniktir abi bazı şeyler. Yani net olarak mesela hukuk da böyle işler değil mi? Ama bizde öyle yok. Ya hep ya hiç. Ya yakalım ya dağların tepesine koyalım. İşte ama yeni nesil artık yeni düzen her ikisini de bence istiyor. İşte bilgeliğin yolu evet. Aslında aklın ve kalbin yolunun bir arada olması. O yüzden olması. Yeni dönem dedim. Ondan umudum var çünkü. Evet. Çünkü yani ikisinin bir arada olması. Hani bugün birçok kavramdan bahsettik. Mesela adaptasyon dedik, uyum yeteneği dedik. Uysallıkla aslında uyumlu olmakla uysal olmanın bir fark olduğunu, yani kabul etmenin her şeyi kabul etmek olmadığını, geçicilikten... Ya kar yağıyor, palto giyme istersen. Yani buyur, uyum sağlamamak, ben palto giymem. İşte bizim bir arkadaşımız var, sevgili sorgulamadan sağlık, karşı çıkanlar sorardı. Var bir de, hayır. İnsan üşümez, hipotalamus üşür derdi mesela, gömlekle gezerdi kışın. Yani ve böyle yaparsan hasta olursun. Yani uyum demek, palto giymeyi akıl etmek demek. Yani şartlara göre davranmayı anlamak demek, tavır değiştirebilmek demek. Ama biz burnumuzun dikine gitmeyi kararlılık zannediyoruz. Değil. Burnumuzun dikine gitmek gereksiz bir inançlılık. Soyu tükenen canlılar öyle gittiler yani. Hepsi burnunun dikine gitmek zorunda kaldığı için silindiler. O zaman psikolojik esnekliği nasıl açıklarsın? Yani esnek olmak. Burada uyum ve uysallığın farklı olduğunu söyledik. Uyumun önemli olduğunu söyledik. Kabulün önemli olduğunu söyledik. Aslında hep bugünkü konuşmalarda hep bu vardı. Yani sörf yapmak, işte kendimizi aşmaya çalışırken hem kendimizi hem çevremizi gözetmek, işte milli eğitim sisteminin, toplumsal sistemin aslında bu hem uyum yapmak hem de bir de tehdit de var. Yani bir zorlanma anında daha çabuk kararlar verip daha çabuk hareket edebilirken bunu zamana yaymakta bazen sıkıntı çektiğimizi söyledik. Ve bütün bu değişkenliğin içinde aslında yani çünkü bir değişkenlik var ve bu değişkenliğin içinde hani ne öyle ne böyle ne iki uç yani ya kötü işte kötü veya iyiden çok arasındaki o yolu bulmaktan bahsettik. Psikolojik esneklik tabii çok önemli bir kavram yani günümüzün kavramı bu da hani işte bu Hacı Yatmaz metaforundaki kavram. Psikolojik olarak esnek bir misiniz Sinan Hocam? Valla oldum galiba. Yaşlandıkça öyle oluyorum gibi geliyor bana. Yani mesela gençken çok daha kolay patlar çatlar bir şeyler olurdum. İşte dedim ya başta bu da geçer yahuyu anlayabilmeye başladım galiba. Biraz daha yani mevzunun sadece benimle ilgili olmadığını anlayabilmem benim biraz uzunca bir zamanım aldı. Dediğim gibi erkenden söylemişlerdi ama o zaman anlamıyorduk tabii. Kafamız toy. Ama gönlümüz toy daha doğrusu. Kafamız belki zehir gibi çalışıyor da. Yaşla beraber zaten birçok insanda gördüğümüz o daha birleştirici, daha bilge, daha ılımlı olma hali bizim sinirsel devrelerin zamanla mecburen hayat tarafından eğitilmesi sonucunda oluyor. Yani siz ne kadar tepinirseniz tepinin, ya hayat bir şeyler yapıyor. John Lennon demiş ya, hayat siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir diye. Hakikaten öyle, bunu görüyorsun ve bir süre sonra da işte ben hiç sörf yapmadım ama o şeyin metaforu çok severim. Yani seni öldürebilecek dalgalar var mesela. Nerede? Los Angeles'ta mı ne yapıyorlar? Devasa dalgalar. Hatta yılın bütün günü 365 gün onları bekliyorlar. Normal adamı öldürecek dalgaya eğer tahtan ve tekniğin varsa sen bir ulaşım aracı muamelesi yapıyorsun. Onunla bir yerden bir yere gidiyorsun. Yani işin dinamiğini anlamak için biraz yaşamak lazım hayatı. Hayatı kendi zanlarınızla analiz etmeyi bırakıp kabul ederek onun içinde bir bulunmanız lazım. İster Covid hikayesi gibi bir kriz hali olsun, ister güncel yani kişisel hayatta bir trajedi olsun, bir başarısızlık olsun, ne olursa olsun. Orada bir anlamak lazım. Yani bu sadece benim başıma gelmiyor ve başıma geldiğine göre bu gerçek. Bu gerçekte neler var bir bakalım. Yani ben buradan nasıl çıkacağım? Ve çok kısa bir şey söyleyeyim. Bunun idmanı bence çok basit. Hala mesela nöropsikoloji falan çok moda oldu ama bence beyin plastisitesiyle bu psikolojik dönüşümler, değişimler arasındaki ilişkiyi biz daha tam anlayamadık.
en temel kurallardan biri hep maalesef terapi seanslarına kalıyor. Yani insanları bunu yapmaya ikna edemedik. Ya beynin prensibi çok basit. Küçük alıştırmalarla kuvvetlendir. Zamanı geldiğinde büyük atılımı yapabilirsin. Ne diyorum? Hayatında küçük cesaret hamleleri göster. Ya küçük küçük. Yani hep aynı şeyi yapma. Biraz farklı, acık zorla, yeni bir şey öğren, tıktır. Yeni birileriyle tanış, ortam değiştir. Bir şey biraz biraz hayatını genişlet ki hayatın daraldığı zaman böyle elde sıkılmaya çalışılan sabun gibi fırt diye oradan kaçıveresin. Bu devreleri geliştirmezsen eğer, hiç bunların üstünde çalışmazsan işte ömür boyunca neye yatırım yaparsak onu yaşıyoruz demem o. Biz beyin devrelerimizi neyle meşgul ediyorsak onlar güçleniyor. Tabii. Ve düşün, hep bize öğretilen kalıpların bizi nasıl şekillendirdiğini düşün. Yani zihin, beyin ve beden ortak bir bellek oluşturuyorlar. Ve diyorlar ki sen bundan başka bir işe yaramazsın. 30 sene bunu tekrar ettikten sonra ne olsa elinde, ne araç olsa onu hayatını değiştirmek için kullanamazsın. Ama devamlı olarak ya ben değişebilirim, ben yeni bir şey yapabilirim, bu durumda da bir şey yapabilirim. Bunu deneyimleyecek olursan, hayatını zenginleştirirsen, işin bence en dip sırrı bu. Bütün esneklikte, istikrarda, resilience'de hepsi gelip buraya dayanıyor. İdman yoksa ne kadar ekmek o kadar köfte derler ya, sonuçta bu ödül yok. Bakınız hayatında böyle bizim hayran olduğumuz, ne güzel işte biyografisi yazılsın falan dediğimiz insanların hayatları hep temrin ve tekrarla geçiyor. Takıntılı bir şeyi temrin ve tekrar ediyorlar. Ve bir süre sonra o insanlara diyoruz ki işte biri bilmem ne bilim insanı oluyor, biri bilmem ne sanatçı oluyor, biri bir şey yazar oluyor. Mesela Uğur'un yazar olması hiç yaşadığı bir şey. Bu adam benim tanıştığım ilk bir şey söyledi, çok moralim bozdu. Dedi ki ben her sabah kaç dedin, 9'da mı 8'de mi kalkar oturur yazarım dedi. Ben her sabah yazarım dedi. Benim hayatımda yapamadığım bir şey. Bugün ben sabah mesela yazıyordu mesela, ben şahit oldum telefonla konuşan. Çok disiplini var mesela. Dolayısıyla adam yazma devresi geliştiriyor sürekli. Doğal olarak o yazar olacak. Yani başka şansı yok onun. Ama ben gaza gelince yazan bir insanım. O yüzden mesela yazmada aksaklık yaşıyorum. 2,5 sene sürdü şunun için. Hocam iyi ki aksaklık yaşıyorsunuz. Hayır, yani. Hayır ama yani çok daha hızlı yazılabilir anlamında söylüyorum. Evet. Ha, belki iyisi kötüsü vardır ayrı ama disiplinin önemini anlatmaya çalışıyorum. Yani biraz önce yani altı çizilecek bir şey dedin. Öz farkındalık var ya. Ya bugün dünya kendimizle uğraşmayalım diye ne gerekiyorsa yapıyor. Yani ne gerekiyorsa yapıyor. Bizi kendimizle uğraştırmayan tonla şey var. Onu uğraşmaya başladığımızda mevzu çözülecek zaten. Bizim ana projemiz biziz. Yani başka bir şeyle uğraşmaya gerek. Aklıma ne geldi biliyor musun şimdi bu? Ben tabii Sinancı'yla çok programla birlikte oluyoruz. Mesela işte 21. yüzyıl yetenek ve becerilerini saysak hangi kaynaktan gelirse gelsin farklı kaynaklardan tanımlanıyor. Psikolojik direnç bunun parçalarından biri. Esneklik bunun parçalarından biri. Eleştirel düşünme yeteneği bunun parçalarından biri. Analitik düşünmek yine parçası. İnisiyatif kullanmak parçası. Örgütlü toplum, biz paradigmasıyla birlikte bunun parçası. Dayanışma kültürü. Yaratıcılık yine 21. yüzyıl yetenek ve becerilerinden biri. Aslında hangi disiplinden bakarsak bakalım hep bu noktaya geliyoruz. Biz de şöyle her zaman düşündüğüm bir şeydir bu. Televizyon programlarına bakın her kategorideki. Siyaset, komplo teorileri, işte bilim, insan vesaire ne diyorsanız deyin. Sosyal medya içeriklerine bakın. Kitaplara bakın. Nereye bakıyorsanız bakın, makalelere bakın. Biz sadece tespit etmeye çalışıyoruz. Tabii. Hiç kimse çözüm önerisi sunmaya çalışmıyor. Ve şöyle oluyor bu. Eğer sen işte kontra düşünceler ortaya atmaya çalışıyorsan ya da çözüm önerileri ortaya koymaya çalışıyorsan, mesela Sinan Hoca'nın çok yapan isimlerden biri, çok da sayısı az bunun, sen aslında riske girmek zorunda kalıyorsun. Riske giriyorsun. Çözüm önerisi ve kontra düşünceler ortaya koyduğun için riske giriyorsun. Aslında 21. yüzyıl yetenek ve becerilerinin bir parçasını yapıyorsun. Fakat riske girdiğin için tabii ki hata yapma payın da artıyor. O kadar orada konforcu bir tutum var ki zaten adam alışmış tespitlere ve hep o istikamette gelen şeylerin dışında bir şey durduğunda dayanamıyor ve kendisi belki yapmadığı için eleştirmeye ihtiyacı hissediyor. Ya da çok yine 21. yüzyılda yetenek becerisi, işte derin düşünme, işte analitik çoklu yetenek alanları falan. Çoklu yetenek alanlarını geliştirmeye çalışıyorsun. Bu sefer de şey diyor yani, niye bu kadar çok şeyde var? Ama seviyorsun, oğlun olsa, kızın olsa bunu isteyeceksin. Yani diyeceğim şey şu, zihinsel olarak da hani psikolojik direnç aynı zamanda zihinsel direnç. Şu tespit yapma çabasından biraz çıkıp da sorun
çözüm önerme aşamasına geçmemizin çoktan zamanı geldi. Evet. Şimdi böyle toparladım tabii. yüz ifade. Evet yani. Hep reklama takılıyor. Yok, bitiriyoruz. Bitme takılıyorum. Bitiriyoruz artık. Hadi ya bitti mi? Ya, ben daha yeni gelmiştim. Evet. Bence de aynı şey geçerli. Bugün gerçekten çok güzel konulardan bahsettik. Bunların hep açılarak daha da fazla konuşulması, tekrar konuşulması gerekiyor. Gerçekten üzerinde. Benim misafirim olduğunuz için bugün beni ilk programda onurlandırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben siftahları çok severim. Çağırdığın için çok teşekkürler. Sağ olun. Efendim bugünü kapatırken bir şiirle kapatmak istiyorum ben. Bugünün de anlam ve önemine uygun bir şiirle. Benim çok sevdiğim, beni tanıyan insanların bildiği, çok okuduğum bir şiir. Bugün duyguların, düşüncelerin, yaşamın aslında ne kadar çok gelip geçici ve çeşitli olduğunu, deneyimlerin ne kadar çeşitli olduğundan bahsettik. İnsan kısmı bir misafirhane misali. Bugün Mevlana'nın bir şiiriyle kapatmak istiyorum. Misafirhane şiiriyle. Ve hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkürler. Ekran başındaki herkese. Evet, insan dediğin bir misafirhane misali. Her sabah yeni biri gelir. Bir sevinç, bir dert, bir sıkıntı ve aniden farkına varmak bir şeyin. Beklenmedik bir misafir gibi. Hepsini karşılayıp eyle. Evini darmadağın edip içindekileri boşaltan bir kederler güruhu bile gelse. Her geleni el üstünde tut. Belki de evini boşalttılar ki yeni bir sevince yer açılsın. Karanlık düşünce, utanç ve haset. Hepsini kapıda gülerek karşıla ve buyur et içeri. Kim gelirse gelsin. Minnettar ol hepsine. Çünkü o misafirlerin her birisi öteden bir rehber olarak gönderildi. Sevgiler.